bebeğim, trak bebeğim, gözler üstümde, bu tarz benim. Moda da benim, trak bebeğim, gözler üstümde, bu tarz benim. Bu tarz benim. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Un cadeau de la providence. Özlem aradı, son dakika düğünüme gelir misin dedi. Masalar boş kalmıştır, ondan çağırmıştır. Özlem'in düğününe gidiyor diye ekstra bir özen göstermiş. O saçın ne öyle? Gulu gululular böyle arkanda. Ayşegül'ün kafasına kuş kondursak Ayşegül beğenmeyecek. Kıyafetlerde o şov kadar özenli davrandığını düşünmüyorum ben. Beni dinlemiyor musun Özlem? Hayır, gözlerim acıyor. Senin artık tribünlere oynamandan ben çok sıkıldım. Korkunç bir şeyle geldin karşıma. Son dönemde giydiğin en kötü kıyafet bu. Ama sen artık insanları dinlemiyorsun. Kendimi ifade etme hakkı verilirse eğer... Sen buranın prensesi değilsin. Saygısızca değildi size cevaplarım. Size cevaplarımı en özenerek, en yine de kendimi ifade etmek istediğim tarzda vermek istedim. Kankam bu ne ya? Bu ne hali? Delilik var. Var var, minik böyle bir kımıldama var. Aman Allah'ım. Özlem Özlem'i ne oldu? Özlem Özlem ne oldu sana? Lenslerimi çıkardım. Argüna. İçtin kemancı. Bak, başladı. Bir ince pusudayım. Yolumun üstü engerek. Bir garip akşamdayım. Sırtımı gözler tüfek. Ben senin sokağına ulaşamam. Dardayım. Olmaz mı gözlerine bakamam. Yardayım. Oysa ben bu gece yüreğim elimde, sana bir sırrımı söyleyecektim. Şu mermi içimi delmeseydi eğer, seni alıp götürecektim. Beni vur, beni onlara verme. Miss Worldwide, let's celebrate. If you know me, then you know where to find me. Off in the Bahamas with a band one behind me. Now live it up, live it up, live it up. Baby, pick it up, pick it up, pick it up. And we gon' boom, boom, all around the world. Boom, boom, go get it, girl. Boom, boom, that's the way we like to play. Make it a take it, the point is we made it. Quarterback the game, call us Tom Brady. And it's not our fault that we have all the ladies. But it's hard to see these ladies when your middle name's equator. All around the globe, matter of fact, see you later. They're great, we're greater, we're world dominators. And we're also some smooth operators, and we gone. Vroom, vroom, all around the world. Vroom, vroom, go get it, girl. Vroom, vroom, that's the way we like to play. Vroom, vroom, all around the world. Vroom, vroom, go get it, girl. Vroom, vroom, that's the way we like to play.
Türkiye'nin en şık, en tarz, en havalı yarışma programı Bu Tarz Benim'den herkese mutlu, huzurlu bir gün ve hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Bu Tarz Benim'de cuma günü çok önemli. Dakikalar sonra son yıldızlar sahiplerini bulacak ve programın sonunda da bakalım hangi iki yarışmacımız taçlı prenseslerimiz olarak eleme gecesinde koruma altında olacak, hep birlikte öğreneceğiz. Hazırsanız işte Bu Tarz Benim'in muhteşem kızları. Bir cumaya başladık. Ay, bir şeyler geliyor. Size bol şans. Kızlar, son yıldızlar. Bol şans. Buyurun oturun. Bakınız ne geliyor. Ah ah ah. Oh.
Neler son, neler? Neler neler ya. Ya canım benim ya. Bu ne? Bu ne? Bu işte... Ya eteği düzeltin, masa örtüsünü. Ön tarafa alın onu, evet. Ay 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 ay, ay bu benim düğünüm mü yoksa Özlem'in mi? Aa, 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 Özlem ne şanslısın. Bence bu tarz benimin düğünü. Ha bak. Hepimizin. Ya düğünsüz, pastasız gelin olur mu? Olmaz. Ama sen öyle temiz kalplisin ki. Teşekkür ederim. Yemin ediyorum sana denk geldi bu. Teşekkür evet. ederim. O sizin güzel görüşünüz, sizin güzel kalbiniz. Yani çünkü Özlem hakikaten öykü. Yani bakar mısın? Kısmetli. Yani bugün bana bu pastanın geleceğini tabii ki ben haberim bile yok Özlem'in gelinliğinden. Hani bir kınası mınası var biliyorum da. Evet, nereden başlayalım? Buyurun efendim. O kadar duygulandık ki biraz önce programa çıkmadan önce şok olduk koridorda, İvana'da. Evet. Sen de gördün Gördüm. Bunu tabii. Hatta resimlerini de çektik. Kemal de gördü. Efendim, geçenlerde hani demiştim. Bir önceki cuma. Tabii tabii işte bir önceki cuma. Şey yapmıştım, cuma günleri bizim. Altın günümüz. Altın günü. Hani latife olarak yani altın günü gibi. Yollanılan hediyeler dostlardan tabii kabul edilir diye. Dün büyük bir olay vardı yine, aman çiçekler, yemekler, onlar bunlar. Çok duygulandık ve o pastanın ayrıca da öbür kare pastanın üstünde bizim tanıtım resmimiz, fotoğrafımız. Yani zaten çok kreatif bir hanımefendidir. Böyle bize hatta Ayşe Pekkan'a bana bir reçeller yaptı, yolladı ama nasıl süslüyor o kavanozu. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Benim çok sevgili, çok eski arkadaşım, kendisi zaten büyük bir güfte yazarı. Öyle bir şarkıları var ve kemancının söz yazarı. Oo. Son yüzyılın en iyi şarkılarından biri. Bana çok inançlıdır. Bana kendi ellerinden bunu canım aramış, bulmuş, bunu getirmiş. Zaten şu anda Mehmet Yüzüak, sevgili benim Memo kardeşim. Aramızda onun uğruna o kadar inanırım ki ona da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz biz de. Memo, Memo burada. Memo zaten ben de bir küçük bir sürpriz olacak. Mehmet Yüzak. Bir çalışma, evet, Mehmet Yüzak'la ile küçük bir sürpriz, aslında büyük bir sürpriz olacak. Güzel bir şarkı bana yazacak ve galada inşallah güzel bir sürprizle. Pastayı keselim mi? Unutulmaz. Haydi keselim. Bu acı. Özlem Kemal. Gel. Madem düğün senin. Dertli dertli. Hep beraber gelin. Hep beraber. Ay Ayşegül hep beraber. Hadi hep beraber. Hüsran oldu gönlüm. Geliyor musun Nurella? Özlem bak gelinlik var. Ay ay ay. Görüyor musun? Harika bir pasta. Ve çünkü o pastaya. Gel aşkım. Şimdi nasip oldu. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Il
n'était encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. Evet, çok değerli, çok saygın Ayan ailesine buradan çok teşekkür ediyoruz. Başta Selahattin Ayan beyefendiye, Ali Ayan, Asuman Ayan hanımefendiye çok naziksiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler tekrar. Evet, bizim işte bu evde kalmış kızımız bugün düğünü var, öyle bir mizanseni vardı. Ama kalbi temizmiş. Evet. Pastalar da geldi. Evet. Vallahi bir hayırlı bir cuma gününde tatlı yedik. Aynen. Tatlı konuşacağız inşallah. Ya. Sonumuzda da böyle güzel bir düğün var. İnşallah. Hadi inşallah. Evet. Kısmet. Çok teşekkür ediyoruz. Kısmet. Kızlar hadi yerlerine. Hadi yerlerine. Başlayalım. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Un cadeau de la providence. Özlem aradı, son dakika düğünüme gelir misin dedi. Masalar boş kalmıştır, ondan çağırmıştır. Özlem'in düğününe gidiyor diye ekstra bir özen göstermiş. O saçın ne öyle? Gulu gulular böyle arkanda. Ayşegül'ün kafasına kuş kondursak Ayşegül beğenmeyecek. Kıyafetlerde o şov kadar özenli davrandığını düşünmüyorum ben. Beni dinlemiyor musun Özlem? Hayır, gözlerim acıyor. Senin artık tribünlere oynamandan ben çok sıkıldım. Korkunç bir şeyle geldin karşıma. Son dönemde giydiğin en kötü kıyafet bu. Ama sen artık insanları dinlemiyorsun. Kendimi ifade etme hakkı verilirse eğer... Sen buranın prensesi değilsin. Saygısızca değildi size cevaplarım. Size cevaplarımı en özenerek, en yine de kendimi ifade etmek istediğim tarzda vermek istedim. Kankam bu ne ya? Bu ne hali? Delilik var benim. Var var, minik böyle bir kımıldama var. Aman Allah'ım. Özlem Özlem'i ne oldu? Özlem Özlem ne oldu sana? Lenslerimi çıkardım. Ay günah. İçtin kemancı. Bak, başladı. Cuma heyecanı başlıyor sevgili izleyiciler. Son Yıldızlar programın sonunda iki şanslı, başarılı ve azimli yarışmacımız Taçlı Prenseslerimiz olarak Kemal Doğulu tarafından taçlandıracaklar. Acaba onlar kimler olacak? İşte bu heyecanı yaşamaya başlıyoruz. Podyumun açılışını yapıyor Gizem Güler podyumda. Geldin. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun böyle? Nereye gidiyorum? Evde oturuyordum ben. Hı. Arkadaşlarımla buluşmayı düşünürken Özlem aradı. Son dakika düğünüme gelir misin dedi. Son dakika çağırdı yani beni. İyi aklına ben... gelmiş. Aklına gelmiş, beni hiç çağırmadı. Emin değilmiş zaten. Ha, hadi çağırmadı. Gizem de gelsin bari demiş. Bari. Hiç çağırmadığı da var canım. İşte ben beni çağırmış öyle mi? Beni hiç çağırmadı. A, gelin beraber gidelim yok, o zaman. Yok gelmeyeyim. Gelmeyeyim. İstenmediğim yere gitmem ben. Ben de öyle söyledim ama sonradan çok istediğini söyledi. Ben de hemen hazırlandım, düğüne gidiyorum. Masalar boş kalmıştır, ondan çağırmıştır. Ay ben Özlem'i merak ediyorum. Özlemciğim şaka yapıyorum. Peki soralım bakalım. Gizem ve Özlem'in düğününe son dakikada hazırlanmış, evden çıkıyor. Acaba kostümü doğru mudur?
Nurcan? Ben elbisene bayıldım. Ayakkabıların da çok güzel. Teşekkür ederim. Yani siyah bilmiyorum. Düğüne siyah giyilir mi? Bilmiyorum. Yani giyilir ama çok şey. Ben daha böyle renkli bir şey giyerdim. Özlem şimdi mutlaka yorum yapar ya kıyafetlere. Tabii. Düğün benim düğünüm. Ben şimdi gidip de oraya Özlem sen rüküş gelmişsin dedirtmem kendime. En kötü parçanı seçmişsin. Gene mi stiletto giydin dedirtmeyeceğim yani. Çok mantıklı. Özlem affetmez. Yok olmaz. Özlem affetmez. Olur. Mahşere de affetmem. Düğününde de kavga etmeyelim istedim. Ama şey, o da böyle evde oturuyordu. Ben sardım, kotunun tişörtünü bıraktı, bu siyah elbiseyi giydi geldi. Bence çok şık olmuş. Yani en azından benim düğünümde benim kadar şık olmaması için hani çok iddialı olmamış ama ben beğendim. Özellikle saçını, makyajını, ayakkabılarını da beğendim. Güzel yani. Teşekkür Güzel ederim. Bir kombin. Peki. Sağ ol. Tuğçe? Ben de diyecektim ki Özlem'in düğününe gidiyor diye ekstra bir özen göstermiş. Yorumlardan korkacak diye. Ayakkabıların gerçekten çok güzel. Eteğin konusunda biraz kısa mı olmalıydı, uzun mu olmalı ya da değişik bir formu? Çok güzel gözüküyorsun. Ben terziye gittim. Daha uzundu. Şu kadar falan evet, aldırdım. Daralttırdım da onu ama yani bir bozukluk varsa da terzi zaten biraz daha daraltalım mı falan dedim. Penye oldu, bu kadar anca olur dedi. Yok, hiç bozuk durmuyor. Değişik bir formda duruyor, güzel. Teşekkür ederim. Artık sizin şu terzileri de yanınızda fotoğraf olarak koyalım bence. Evet, değil mi? Güzel bahane. Güzel bahane. Vallahi gittim dedim ki hatta biraz daha daraltalım yapıyorum. Dedim. Ne olur izin verin, biraz şaka yapayım lütfen. Tamam, yapın. Geçebilirsin. Tamam. Bol şans. Teşekkürler. Ay inanamıyorum. Kimsiniz? Kimlerdensiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Nereden geliyorum? Valla evden çıktım. Özlem'in düğününe gidiyorum. Sonra kendimi burada buldum. O çanta ne elindeki canım? Son anda alınmış bir parça bu. Aa. Olmadı ben biliyorum. Ama boş çıkmak istemiyorum. Son anda alınmış bir şey. Anladım seni. Arkanı döner misin? Hmm, güzel elbisen. Dön şöyle. Teşekkür ederim. Evet, çok yakışmış. Ay o çantanı hiç görmeyeyim. Saçına bakayım. Ay o saçın ne öyle? Gulu gulular böyle arkanda. Şöyle onu keşke bir dolasaydım falan yani. Dolama. Vallahi. Kemal Bey söyler ne olduğunu. Peki. Ama güzel olmuş. Eteğim biraz daha... Evet. Ay sen de öyle işte bilmiyorum yani. Bir geliyorsun bir gün ah diyoruz. Sonra üç gün vah diyoruz sana. Gizemciğim. Efendim. Ay ben çok beğendim onları. Gel vereyim sana. Bir de makyajına bakayım sonra da... Ayakkabıların da güzel. Olmuş mu? Aynı yine lens takmışsın. Nurella o. Evet Nurella. Sen niye o yine o lensleri takıyorsun? Ben lens kabımı yanıma almayı unuttum da o yüzden. Çok taşımıyorum yanımda. Lütfen takma lens. Tamam söz veriyorum. Bir dahakine takmayacağım. Ben sevmiyorum lens. O nedir? Tamam, suni peki. Oluyorsunuz. Sahici olun. Tamam takmayacağım. Sahici olun. Tamam gidebilirsin canım. Tabii ayakkabılarına aslında şöyle arkadan birden bakınca bu elbisenin altında da çok böyle çok da ölmedim. Yani küpeni beğenmedim. Bu elbisenin üstüne ben senden öyle bir küpe beklemiyordum. Böyle biraz bir ahşaplar falan bir şeyler ya da ne bilemiyorum zevkim uymuyor sizlerle. Evet takı konusunda siz kadar başarılı değiliz. Hiçbir konuda uymuyor. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gizemciğim. Efendim. Güzel bir konsept. Ama son anda aldığın bir şey elinde olmaz. Dörtlük olmasın, olmalısın her zaman. Onu evet. Sürekli söylüyoruz. Evet ben de ayakkabını çok sevdim ve beğendim. Model harika. Ama o elbisenin ve o küpedin ayakkabısı değil. O saçların ayakkabısı değil. Evet, elbise de güzel tek başında.
Ama tabii kombin yanlış olduğu için çok mutlu değilim. Ya gümüş stiletto giyecektim ben. Tek band bile, daha sakin. Daha ayakkabıda şey, deri ceket, mini elbise, daha modern şeylerinde çok güzel kombin yapabilirsin. Bu elbisenin arkasından dekolte çok sevdim ve beğendim. Çok güzel duruyor ve yoğun bir dekolte. Bir daha döner misin? Yoğun bir dekolte olduğu için daha sakin ayakkabı giymelisin. Daha zarif bir ayakkabı giymelisin. Yani benim en çok yoğunlukta olan ayakkabılarım, gerçekten benim çok stilettom var. Yani ince band. Tane. Mesela tekrar açık parmak olabilir. Çünkü yazlık, yani yaz gibi şey, yazlık demeyeceğim elbise ama dekolte olduğu için band, tek band parmak görebilirim. O kadar ağır elbise değil. Tamam. Ama bu kadar yoğun bantlarından ve arkasının dekoltenin bantlarında çok fazla hoşlanmadım. Ve o küpede lütfen çıkart. Yani o küpe kullanma. Böyle bir saçak gibi bir şey. Güzel olmadı. Nasıl bir küpe takayım? Tek taş falan mı mesela? Yok canım. Yani klipsli mesela, şu anda benim üzerinde metal ya da metal klips. Olur. Taş evet. Da olur bir ama tabii yani böyle. Böyle bir sarkan değil ya. Tamam. Çünkü dekolteden uymadı. Tamam. Hoş geldin. Hoş buldum. Bugüne kadar çok nadir senin ayağında böyle güzel ayakkabılar gördük. Çok güzel ayakkabıların. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Elbisenin sırt dekoltesi müthiş. Ama saçın berbat. Bu elbiseyi, bu ayakkabıyı giyen kız o saçı nasıl yapıyor? Çok merak ediyorum. Hiç memnun olarak yapmadım aslında. Bak, ayakkabı hareketli. Evet. Elbise hareketli. Ve ben Gizem'e böyle sımsıkı bir şey yakıştırmıyorum. İlla önünden bir şeyler dökülmesi gerekiyor. Ama arkandaki şöyle bir kendin bile toplasaydın kuaföre bırakıp, o kadar yüksek değil tabii, daha alçak, daha şık olur, daha modern olurdu. O saçın çok özensiz. Yani düz bile at kuru, tamam. Aynen, yani. Yani hiç öyle lüle lüle gerek yok. Şu hali mesela daha iyi görünüyor gözüme. Bir de sen şöyle önünden iki tane düşürüyorsun ya, o zaman şık oluyor. Bu dalgalı, maşalı saçı toplamışsın, onu sevmedim ama onun dışında iyisin. Teşekkür ederim. Kararları alalım. Nurella. Tarsın. Ivana. Ay Gizem, bütün parça tek tek beğendim ama kombin. Kızı o kadar çok. Çok beğenmedim ama ne yapayım? Aa, her zaman Gizem böyle gelmez. Yapacaksın, ne istediyorsun? Korkuyorum. Yarın ne olacak? Ay canım benim ya, o hiçbir şey demez. Hiç. O güzel bizim Gizem. Ay güzel, demez de bugün Gizem. Cuma. Şu anda 4 yıldızı olan bir yarışmacı var, Özlem. Gizem'in 3 yıldızı var. Sen? 3 yıldızı var. Sen de iyisin canım benim, hiçbir şey olmaz. Şu anda diyorum, kombin de sevmediğim için tarz değilsin. Ama tabii ki tekrar Kemal'da bekliyoruz. Ya şimdi artık bu saatten sonra bizler kızların kendi içindeki değişimlere göre de puan vermeye başladık. Tabii. Dolayısıyla Gizem'i bu anlamda değerlendirirsek, ki bugün çok iyi giymiş bence, tarzsın. Teşekkür. Yıldız aldın. Tebrikler. 4 yıldız. Teşekkür ederim. Ayşegül'ün kafasına kuş kondursak Ayşegül beğenmeyecek. Kıyafetlerde o şov kadar özenli davrandığını düşünmüyorum ben. Beni dinlemiyor musun Özlem? Hayır, gözlerim acıyor. Senin artık tribünlere oynamandan ben çok sıkıldım. Korkunç bir şeyle geldin karşıma. Son dönemde giydiğin en kötü kıyafet bu. Ama sen artık insanları dinlemiyorsun. Kendimi ifade etme hakkı verilirse eğer... Sen buranın prensesi değilsin. Saygısızca değildi size cevaplarım. Size cevaplarımı en özenerek, en yine de kendimi ifade etmek istediğim tarzda vermek istedim. Kankam bu ne ya? Bu ne hali? Delilik var benim. Var, minik böyle bir kımıldama var. Aman Allah'ım. Özlem ne oldu? Özlem ne oldu sana? Lenslerimi çıkardım. Ay günah. Düştün kemancı. Bak, başladı. Gelin olmuş gidiyorsun, bize veda ediyorsun.
Özlem Özden podyumda. Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Hoş geldiniz efendim. Aman mutlu çiftimizi yan yana görmek ne güzel. Allah tamamını erdiriyor mu ne? Uğur. Bakalım inşallah. Ben öncelikle Uğur'a pazartesinden beri bu güzel konsept çalışmayı yapmamda bana yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Sen bir dur konuşma, sen bir söyleme bir şey. Uğur, var mı söylemek istediğin bir şey? Son bir söz. Damat olup gidiyorsun, Özlem'le evleniyorsun. Şunu söylemek istiyorum en başta. Bence bir daha şöyle bir son hani. Özlem sen de düşün bak. Çok önemli bir karar veriyorsun. Emin misiniz? Eminim. Uğur, emin misin? Ben hata yaptığımın farkındayım. Ve terk ediyorum. Özlem. Ay, bak. Dur gitme de bir şey de. Nereye? Nereye gidi? Uğur bak Uğur. Uğur gitti. Neyse. Yazık. Neyse kaçak gelin o. Evet damat terk etti. Aa, Özlem ya. Nazardaydı. Kaç. Nazardaydı. O kadar kınada dağıtmıştım. Artık ne yapayım? Kısmet değil de kızım. Kısmet değil. Ağla Özlem ağla. Kendini kaybetti. Kendimi kaybettim. Yok kendini sen değil. O kendini kaybetti. Neyse artık ne yapalım? Ne yapalım? Sağlık olsun. Kolay, sen kolay olanı seçtin. Terk etmek ne kadar kolay, sen kolay olanı seçtin. Önce benden, sonra sen. Boş ver kısmet vallahi değilmiş yahu. Neyse. Köprü altıda at o yüzünü. Vallahi atacağım ha. Şimdi. Sen de istemeyen, sen de isteme. Attın gitti. Gitti. Terk ha. Biz seni, biz seni özgür da seviyoruz. Evet, ben evet. Duvada çıkaracağım da öyle bir şekilde tutturuldu ki zor çıkarırım. Belli çakılmış kafana. Neyse. Özlem, gelinlik olarak evlensen bunu tercih ediyorsun. Öyle evet, mi? Evet. Evet. Uğur'a da teşekkür ediyoruz Uğur'a bu arada. Uğur'a da bu arada model arkadaşımız. Uğur'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu mizanseni, bu hafta başından beri yaptığımız bu konsept çalışmayı destekleyici nitelikte bana yardımcı olduğu için teşekkür ederim. En son gol atmasaydı iyiydi ama sağ olsun. Arkadaş futbolcu olduğu için gol atmakta master. Sağ ol Uğur. Unutmayacağım bunu. Sağ ol. Gelinliğimiz Maraş usulü bir gelinlik. Hı. O yüzden bu kadar detaylı. Hani bilmeyenler için. Anlat bakalım. Sende hikayesi vardır. Ya hikayesi olarak Maraş usulü olduğunu biliyorum. Bu kadar altın, gold, işte inciler var. Benim zaten olmazsa olmazım inciler, taşlar. Böyle güzel. Evlen, sen böyle evlenirsin. Yani evet. Mutlu musun? Güzel ama hissediyor yok, musun evlensem, kendini? Evlensem böyle evlenirim ama şimdi Nur Yerlitaş orada dururken böyle evlenirim diyemem. Nur Yerlitaş var. Hani Nur Yerlitaş'ın fikrini almak lazım. Onun atölyesine gitmek lazım. Öyle kolay mı Nur Yerlitaş'ın bilmiyorum, fikrini almak? Bilmiyorum. Çalsam kapısını. Ama sen bir koca bul da ben yaparım sana. Ay ikinci bir gol daha geldi ya. Hep ben kale var ya direkt açık yani hep gol ama yiyorum. Kaçmayacak olanı yani sabit birisi bu. Evet. Kalacak. Evet.
konsept kalıcı. Seni hiç tanımayan birisi olması lazım. Özlem, eteklerinden sığamıyorum. Şöyle dönsek mi acaba, evet, yarışmacı arkadaşların gelinliğini beğenmişler mi? Evet. Ayşegül, gözlerin kamaşmış gibi görüyorum. Ondan değil. Şimdi hiçbir gelinliğin kötüsü yoktur tabii ama bence bu gelinlik çok çok da iyi bir gelinlik değil. Bir de yani hafta başından beri hep bir konsept, ben çok sıkıldım Özlem bu konseptlerinden. Yani anlamıyorum, bir gün yaparsın, iki gün yaparsın ama düğün, nişan, söz, kına, gelinlik böyle de yediremezsin bize. Bence güzel değil gelinliğin. O sarı askıları, kirlenmiş etekleri, bence buna dikkat et. Vallahi bilmiyorum yorumu ama... Ay Ayşegül, ah Ayşegül. Hep bununla neden oluyor Öykü Hanım biliyor musunuz? Şimdi biz Kulis'le konuşurken pek sevgili Gizem benim düğünüme davet ettim. Ama Ayşegül'e dedim ki sen gelme. Hiç onunla olmuyor. Ayşegül'e sen gelme dedim. Ayşegül bu yüzden bunun intikamını burada bu yorum şeklinde alıyor. Yok, hiç öyle bir şey yok gerçekten. Ama Ayşegül ben affedici bir insanım, sen de gelebilirsin. Ben çağırsam da gelmem Özlemciğim. Ay. Aa, düğüne gidilir Ayşegül. Yok, ben de öyle çok gitmem düğünlere. Ama şöyle bir şey var, hiç onunla alakası yok. Sonuçta ben kuliste yarışmıyorum seninle, burada yarışıyorum. Gerçek fikrimi söylemek zorundayım. Beğenmediğim şeyi de beğenmedim diyorum. Gayet bu benim en doğal hakkım. Espri bir yana, sana hitap etmemiş olabilir. Evet, ben giymezdim. Daha zarif bir gelinlik giyerdim. Bana göre bir gelinlik değil. Sana göre bir gelinlik. Hani şimdi eleme gecesinde geri sayıyoruz ya. Hı-hı. Hani durumu da açıklamak gerekir. Özlem şu anda aranızda 4 yıldızlı olan tek yarışmacı. Bir yıldız daha alırsa bu hafta combo yapıyor arkadaşlar. Tebrik ediyorum onu. Aslında çok uğraştığı bir şey ama yani konsept. Hani bilginiz olsun. Yani o... Neyse Ayşegül'ün kafasına kuş kondursak Ayşegül beğenmeyecek. O yüzden Ayşegül'ü pek zorlamaya gerek yok. Yok, ben beğendiğim şeyler sende de beğendiğimi söylüyorum. Ayşegül sen gereksiz zamanlarda avukatlık yapmayı seviyorsun. Ben seni beğenmek zorunda değilim şu an Özlem. Gelinliğini beğenmedim. Konseptlerinden sıkıldım. Ay sıkıldın. Bu kadar. Yani ben de senin konseptlerinden... Senin şov yapmandan sıkıldım. Hani şov derken oynamak değil yani. Bir sürekli bir şov olmasından sıkıldım. Sıkıldım. Artık şaşırmıyorum öyle söyleyeyim. Ay şaşırmıyorsun. Hani bir gün şaşırırsınız, düz bir kombinle gelir. Artık yine şaşırırsınız ama senden sıkıldık. Yani sıkıldım, pardon, kimsenin adını konuşmayayım da. Neyse Ayşegül, önemli değil. Sana hitap etmemişiz. Neyse önemli değil. Tamam. Hitap ettiğimiz insanlar, zümreler vardır elbet. İnşallah. Ve Ezgi. Ya ben şimdi gerçek fikrimi söyleyeceğim ama Özlem'den cevap alacağım ve hoşuma gitmeyecek. Her şeyi göze alacaksın Ezgi'ciğim. Susmayı tercih ediyorum o zaman ben şu anda. Sen bilirsin. Ben gerçekten susmayı tercih ediyorum çünkü hani o münakaşanın içine giremeyeceğim. Gerçekten bu haftayla ilgili bir fikrim var benim. Eğer Özlem gerçekten dinleyecekse iyi niyetli yaklaşıyorum. Dürüstçe kendi fikrimi söyleyeceğim. Bu kadar konuşana kadar o fikrini söyle, ben dinliyorum. Dinliyor musun? Dinliyorum. Bu kadar konuşmana gerek yok. Direkt fikrini söyle. Söz veriyor musun dinleyeceğine? Tamam, söylüyorum. Yani her gün gerçekten hani farklı bir konseptle geldi. Özenilmiş üstüne giydiklerini hiçbir gün tamamen özenli bulmadım. Kendi fikrimi söylüyorum. Yani hiçbir tadilattan geçmemiş, oradan askıdan alınmış, giyilmiş. Ne bileyim, gelin oluyorsun, elinin bir çiçeği olabilirdi. Hani anlatabilir, senin kattığın bir şey olabilirdi. Ama ben senin bu hafta gerçekten şeylerini takdirle karşılıyorum. İşte kına paketleri dağıttın, her şeyi dağıttın. Ama kendinde tarz olarak eklediğin hiçbir şeyi ben gerçekten göremedim Özlem. Çalıştın, çok çalıştın. Dünya kadar şov yaptın burada. Gerçekten bunun için tebrik ediyorum seni. Ama kıyafetlerde o şov kadar özenli davrandığını düşünmüyorum ben. Bu kadar. Öncelikle elbiselerde tadilat var. Kıyafetlerde benim katkım var. Ve bu kıyafetleri, gelinliği vesaireyi aldığım moda evinin de katkısı var. Şu şekilde izah edeyim. Mesela bu gelinliğin şuraları yoktu. Yani talihata uğramamış dediğin gelinliğin şu kısmı benim bedenime uysun diye şuraları yapıldı. Artı mesela boy ama. Bekarlığa veda partisindeki o lacivert güzel elbisenin kolları uzundu. Biz onu sıfır kol yaptık. Yani ben daha uzatmayayım. Elbiselerde talihat var. Şimdi elbiselerde ya da gelinlikte diğer vesairede talihat yok dersem ya da derseniz yalan olur. Ya o zaman yetersizmiş. Yani ha, biri yetersiz. Bol geldi, sana biri hitap uzun etmemiş. Geldi, biri şey yok, askıları sana düştü. Etmemiş. Yani biraz eksik kalmış yoksa o zaman. Yoksa moda evinde bana çok yardımcı oldular. Onlar emeklerine sağlık. Oraya da çok teşekkür ediyorum. Hepsinde talilat var. Kahramanmaraş'ın muhteşem gelinliğiyle seni jüriye uğurluyorum. Bakalım
Beşinci yıldız geliyor mu Özlem? Şimdi bir konsept tutturdun. İşte istemeye geldiler. Tamam, orada bir elbise giyindin. Kına gece ne oldu? Hadi kına gecesi dedik. Burada eğlenceler, kınalar falan örf adetlerimizdendir. Tabii ki hepimizin bir hoşuna gitti. Güzeldi. Buranın enerjisi çok güzeldi dün. Bugün gelin oldun. Sahici bir havaya girdin. O da olabilir. Oynadım mı, ne yaptım bilmiyorum. Ama ben bugün çok ciddi olarak seni, bu gelinliği eleştirmek istiyorum. Bugün bu gelinliği giymemeliydin, böyle gelmemeliydin. Yani ben öyle düşünüyorum. Artık kızlara da bugün katıldım. Katılmamak elde değil. Gelinliğine gelince, gelinlik tamam çok kutsal bir şeydir. Çok her genç kızın rüyasında vardır. Gelinliktir yani. Ama bu gelinlik asla yapan kişiyle, bana asla bir sözüm yok. Yani tel işi derler herhalde, nere Maraş'ta. Ama sana bu gelinlik olmamış. Yürüyemedin, üç kişi seni buraya zor getirdi. Madem bir gelinlik giyiyorsun, o zaman onu adam gibi provasını yaptırt. Boyunu, posunu, her şeyini. Çünkü bu senin kostümün oluyor. Sen bunun üstüne burada yıldız şey alacaksın, not alacaksın. Ben bu gelinlikle, gelinliği asla beğenmemezliğim yok. Sen bu gelinlik üzerinde hiç çalışmamışsın. Hiç emek göster. Tekrar yürüyeyim mi? Ama benim sözüm bitmedi. Sen bu boyda gelemezsin buraya madem öyle. Bu şeyde gelemezsin. Olmaz yani. Olamaz. Yani ben kabul etmiyorum. Arkadaşlarım da sanıyorum, bilmiyorum ama az çok da biz biliriz birbirimizin tarzlarını, şeylerini. Onlar da, çünkü onlardan da aldım o elektriği ben. Olmaz yani, bak burada herkes, tamam şeyi kabul ettik, kınayı, öyle değil mi kızlar? Kınaydı, hediyeler almıştın, çok güzel. Hepimiz, ben de yaşadım çünkü geçen de benim yeğenim Özlem'in de kınasıydı. Böyle orada hatta ağladık mağladık, o türküler, şarkılar. Ama bu gelinlikle seni kabul edemiyorum. Yani nasıl ederdim biliyor musun? Hakikaten öyle bir gelinlik. Hiç işlemesi olmazdı. Çok sade bir şey. Kendin onu kendi imkanlarınla bir şey yaptırırdın. Buraya gelirdin. Ne o be kardeşim? Animasyonda yaparlar ya gelin taklidi, kulüplerde, şeylerde. Ne oldu? Dinliyorum. Onlar gibi olmuş, komik olmuş. O zaman haksızlık oluyor. Komik olmuş. Yani bunu istemiyorum ben. Ben ki senin, biz şöyle ki sana biz şaşırıyoruz. O kınadaki bile saçına hayran olduk. Buraya da bir ban, öyle değil mi Ivana, Kemal? Evet. İyildim dedim ki, saçının güzelliğine bak dedim. Ama yok, olmadı. Korkunç bir şeyle geldin karşıma. Kendine uyarlanmamış. Benim söyleyeceklerim Özlem bu kadar. Evet Özlem. Eleniyoruz. Kına yakıyoruz. Halay çekiyoruz. Yani güzel anları yaşıyoruz aslında ama bizim kızlara haksızlık bence. Çok kolay yıldızları kaplamaya başladı. Konseptten dolayı. Günlük tarz, yani senin tarzın göremiyorum. Tabii ki kınadan öyle gireceksin, tabii gelini giyeceksin. Yani şimdi hep her gelin güzel gelin, her gelinlik güzel gelinlik. Onlar bizden böyle biraz oynuyorsun gibi biraz hissediyorum. Artık ben yokum, oyunda değilim. Artık kendine gel, çok kolay kaçıyorsun. Zaten yüremedin bile, hak vermedin geliniye. Ya ben gelinin bir daha tarzına girmek istemiyorum. Ne? Bir daha yürüyebilir miyim? Yok yok. Annesine yürüyeceksin sen, gerek bu yok. Gelinin ya. Zaten Özlem, sinirlendirme bizi.
Uzun yani 10 santim daha kesmelisin o şeyi. Ne 10 santim mi? 40 bayağı santim. Uzun. Ve hakkını vermedin maalesef. Bu kadar. Özlem, bütün hafta boyunca konseptlerinin arkasına sığındın. Yani ben ki hep eleştirel yaklaşırım herkese. Yok kına dedin, yok nişan dedin, yok isteme töreni dedin. Ben zaman zaman aradaki bazılarını beğendim de ve tarzsın dedim sana. Ama bugün buraya gelip hemen Kahramanmaraş işi giydim ben deyip bir duvar çektin önüne. Çünkü böyle hani bir yerlere, bir tribüne oynarsan, bir yerin arkasına sığınırsan kimse sana eleştiri yapamaz diye düşünüyorsun. Gelinler hep kutsaldır, gelinler hep bilmem nedir. Evet, gelinler kutsaldır, gelinlikler çok güzeldir. Ama bu gelinlik güzel değil, kusura bakmayacaksın. Bir şey... Senin artık tribünlere oynamandan ben çok sıkıldım. Sen kendi kendine mi veya dışarıdan bir akılla mı bunu yapıyorsun bilmiyorum ama böyle konseptlerin arkasına sığınarak tarz olamazsın. Çünkü zaten kınada, ben dün söyledim, ben kına, hayatımda ben kınaya gitmedim. Kınada nasıl giyinilir onu da bilmiyorum ama güzel de eyvallah, konsept yapmışsın. Ama böyle konseptlerin arkasına sığınarak bu yarışmadan birinci çıkamazsın. Ve çok garantici, çok suya sabuna dokunmayan, sen herkese saldırıyorsun ya arka tarafta, ikizlere diyorsun sen. Siz suya sen suya sabuna dokunmuyorsun esas. Sen o kadar garanticisin ki ben bunu yapacağım, şunu yapacağım. Zaten ben kınayı nasıl eleştireyim? Zaten kına. Düğünü, gelinliği eleştireyim desem nasıl eleştireyim? Gelinlik giymişsin. Ama o kadar demode ki bu gelinlik. Bir de Kahramanmaraş işi deyip sıkıştırıyorsun ki hani kimse bir şey yapamasın. Ben evet kınaya gitmedim hayatımda ama yüzlerce gelin hazırladım. Yüzlerce düğüne gittim. Böyle demode bir gelin görmedim. Nerede çiçeğin? Gelin çiçeğin nerede? Bana bunu açıkla. Madem çok hani çok çabalıyorsun, çok çalışıyorsun, çok hazırlanıyorsun. Hep sponsorların sana buraya bir şey getiriyor. Çiçeğin nerede? Damat aldı kaçtı. Kemal'cim o zaman pardon lafına giriyorum ama. Lütfen. O zaman Kahramanmaraş'ın. Tabii her yörenin bizim ülkemizde, memleketimizde çok güzel gelinlikleri adetleri var. Vardır. Hayır, o zaman sen iyice bunu öğren Kahramanmaraş'ın. Kahramanmaraşlılar bile belki kabul etmez bir kendi. Bir de diyor ki bilmiyorum ama Kahramanmaraş işi. Olmaz, o zaman onu öğreneceksin. Kahramanmaraş işi bir şey giyiyorsan o zaman %100 öğrenmen gerekiyor. Öğreneceksin. Hakkını vermelisin. Sen çok garanticisin Özlem ve çok oyuncusun, kusura bakma. Ya da buna... Ya da buna verenler söyledi Kahramanmaraş işi. Bu Kahramanmaraş işi demişler. Ondan o da ha sonra demiş. İşte onu atlamış. Onu atlamış. Aynen. Girecektin, onu öğrenecektin. Oranın usulleri nasıldır? Nedir? Öyle değil mi? Ama o konu değil yani. Bizi artık oynamasın. Aynen. Ben... Yani Kahramanmaraş, Adana, yani, Şanlıurfa, olsa... Mersin, Diyarbakır. Bir sürü herkesin kendine özgü gelinlik şekli olabilir. Sen o buraya gelip de ben Kahramanmaraş işi giydim. Bilmem ne filan sırf eleştirileri engellemek için bunları yapamazsın. Madem gelinlik giyiyorsun, hakkını vereceksin. Bu gelinlik sana yakışmamış. Yani ben çok gerçekten öyle nişanında dedim sana hatırlıyorsan nişan kostümünde. Böyle bir nişan tuvaleti giydiysen düğünde ne giyeceksin dedim. O nişan tuvaletinin ekrusu daha güzel bir gelinlik olurdu sana. Evet. Özlem, bir şarkı var. Son pişmanlık neye yarar buraya kadar? Hani var ya, bir ama yok olmaz. Yok olmaz. Kararlar? Duble. Tarz değilsin. Kendine gel, oyunu bırak. Tamam. Tarz değilsin. Artık seni kendi özgün kılık kıyafetlerinle, eğer ki sıkıyorsa, kendi tarzınla görmek istiyoruz. Son pişmanlık ne yarar, her şeyin bedeli var, olmadı ya. Son pişmanlık ne yarar, her şeyin bedeli var, buraya kadar. Tirar eder aklım başımdan, uçar gider, ziyan olmuş yıllarım. Varsın olsun
de son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var, olmadı ya. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var, buraya kadar. Şarkı geldi, bu birden nasıl böyle yaptı? Tabii. Ben inanamıyorum. Hiç mi demoralize olmadın? Hayır. Hiç. Özlem, yanlış yarışmadadısın ya. Sen kendini o zaman ya da kuruyor ne bu yani. Bu kuruyor, otomatiğe bağlıyor. Hemen. Hayır, insan yani... Bir es verir. Es, evet. Bir es verir ama es yok Özlem. Son dönemde giydiğin en kötü kıyafet bu. Ama sen artık insanları dinlemiyorsun. Kendimi ifade etme hakkı verilirse eğer... Sen buranın prensesi değilsin. Saygısızca değildi size cevaplarım. Size cevaplarımı en özenerek, en yine de kendimi ifade etmek istediğim tarzda vermek istedim. Kankam bu ne ya? Bu ne hali? Delilik var benim. Var var, minik böyle bir kımıldama var. Aman Allah'ım. Özlem Özlem'i ne oldu? Özlem Özlem, ne oldu sana? Lenserimi çıkardım. Ay günah. Diştin kemancı. Bak, başladı. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Son yıldızlar sahiplerini buluyor dedik. Özlem'i yıldızsız gönderdik. İki yıldızı var. Nur Bozar podyumda. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim. Harika. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Güzel işte. Özlem'in düğününe gittik, gördük, geldik. Evet. Biraz yorulduk. Gözlerimizi sizden alamıyoruz yani, ben kendi adıma çok söyleyeyim. Teşekkür bugün ederim. Çok güzel olmuşsunuz. Çok mersi, teşekkür ederim. Ay. Birilerine benzettin ama hatırlayacağım inşallah. Birilerine benzettim ama o arada aklıma çok daha güzel bir söz geldi. Onu sizin için şu an yani bugün söylemek isterim. Hayırdır inşallah. Şöyle bir söz var. Vücudun süsü yüz, yüzün süsü gözdür demişler. Bugün çok ayrı bir güzel olmuşsunuz çok hakikaten. Çok teşekkür ederim. Harikasın. Maşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ben bugün annemle, başımın tacı annemle, kız kardeşimle, evimizin tek prensesiyle, bir de Allah nasip ederse işte Gökhan'ın annesi, benim işte sultanım, onunla beraber onları alacağım, arabaya atacağım ve istedikleri yere, çaya, kahveye, tatlıya götüreceğim. Aileler güzel bir günde kaynaşıyorlar. Evet. Hadi ben bakalım. Onları evet götüreceğim bir yerlere. Aileler kaynaşıyor. Güzel, keyifli bir gün olsun. Temelleri atılıyor geleceğin, mutluluğunun. Uygun mudur kıyafeti? Ayşegül. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim aslında. Burada çok fazla aynı çanta ayakkabıyı kullanmamamız gerekiyor. Çünkü bazen dikkat çekiyor, bazen sanki dikkat çekmiyor. Ama ben Nur'u o çantayla gördüm daha önce. Ayakkabıyı da gördüm. Ayakkabıyı ikinci kere görüyorsun. Çantamı ya iki ya da üçüncü kere görüyorsun. Ama geçen haftada bir ayakkabıyı üç kere aynı kombininde kullanmıştın. Hani bunlar, bunları da ben aslında birazcık haksızlık olarak görüyorum. Üstündeki daha spor küpelerin de olmamış diye düşünüyorum. Ama pantolon seni gerçekten çok güzel göstermiş. Sağ ol, teşekkür ederim. Tuğçe? Bu yılın modası diye biliyorum sakallılar. Üstündeki güzel ama paltonun biraz kısa geldiği gibi geliyor bana. Yani üstünde duruyor yerde. Gibi geliyor. Ben öyle gördüm. Yerde daha nasıl kısa geldi? Araba kullanacaksın, o kadar topuklu, bravo. Güzel gözüküyor. Araba kullanırken topuklumu giymiyorum. Değiştiriyorsun. Çantanı beğenmedim. Sağ ol. Meltem. Ben bir şey sormak istiyorum arkadaşlarıma daha doğrusu. Ben pantolon ve bluz giydiğim zaman sıkıcı geliyorum. Benim burada ikinci haftam, ben Nur'u sürekli aynı kesim pantolon ve aynı renk pantolonla görüyorum. Ya ben sıkıcıysam Nur hiç mi sıkıcı değil yani gerçekten?
Sen sadece beyaz gömlekle 3 kombini bitirdin. Beyaz gömlekle 3 kombini bitirdim. Ve sürekli bitirmedim. Pantolon giydin. Ama yani en büyük sürprizin pazartesi günü aynı kombinle gelip çarşamba da aynı kombinle gelmendi. Biz pazartesi kot giydi. Evet, Nur da çok İspanyol giyiyor ama ona mesela İspanyol giy diyorlar. Anladım ama seninki pazartesi aynıydı, çarşamba da aynıydı. Meltem, senin tarzın aynı bir kere. Ben İspanyol paça evet giymeye başladım ama kot pantolon giydim. Bak bu kumaş bir pantolon. Bak onun üzerine sakallı bir kazak giymişim. Ama senin tarzın, senin resimlerini yan yana koyalım, benim resimlerimi yan yana koyalım. Arasındaki 7 farkı bulun yani. Çok alakasız, haksız yorum yaptım şu an. Yo, haksız yorum yaptım da düşünmüyorum. Senin hep yorumun aynı, bambaşka ama senin bir sürü yorumun var. Ve birbirine çok yakın ama benim İspanyol paçadaki yorumlarım çok farklı. Hazır mısın Nur? Evet. Geçebilirsin jürinin karşısına. Bugün nasılsın? Daha iyiyim daha ama iyisin. Atlatmış değilim hastalığımı. Atlatacağım. Şu üstündeki kazağın manasını ben çözemedim. Soğuk, hastayım ya. O yüzden... Hastasın ya. Geçmiş olsun. Kazak geçmiyor. Geçmeyeninden olmuş. Hastasın diye stylingini boş mu verdin? Öksürüyorsun bak, geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Çok hastasın ve çok önemsemedin bu hafta stylingini galiba. Hayır. Önemsedim. Yine yani elinden geldiğince en düzgün şekilde çıkmaya çalıştım. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben senin tight pantolon giymene en karşı olan insanım bu masada, biliyorsun. Evet. Şiddetle sana yakıştırmıyorum. Evet. Ve sen İspanyol paça sana yakışıyor diyorum. Ve İspanyol paçayı farklı farklı yorumluyorsun, eyvallah. Ama bu üstündeki bu kazak... Çok güzel. Çok kötü. Ben şöyle bir fikre kapılıyorum. Sanki sana şöyle bir hava geldi. Ben ne giysem olur artık. Hemen suratını da sallandırma suratını yere. Suratını sallandırmıyorum daha. Ha, sallandırıyorsun. Yani bak yine kaşın gözün oynuyor. Tavırlar var. Yani ben bundan hoşlanmıyorum. Bir şey söylediğimiz zaman biz sizin tarzınızla alakalı. Böyle başka yere bakmalar, kaş göz oynamalar bilmem ne. Ben bundan hoşlanmıyorum. Sen herkese söylüyorum ben bunu. Sana da söylüyorum. Bugünkü halinle ben sana tarzsın dersen taş olurum. Bugün gerçekten kötü giyinmişsin Nur. Yani doğrudur. Proporsiyonunu kötü göstermiş senin. Ve mavi o renk sana yakışıyor aslında ama yanlış bir doku, yanlış bir tercih. Kesim. Yani böyle daha dar bir şey olsa üstüne yapışan, daha şık duracakken şu an kötü duruyor üstündeki. Hiç bugün beğenmedim ben seni. Yani birkaç gündür beğenmiyorum ama son dönemde giydiğin en kötü kıyafet bu. Teşekkür Lütfen ederim. Böyle bir at o üstünden o enerjiyi ve bir güzel giyindiğin günleri hatırla ve öyle giyin gel. Rica Peki. ediyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin Nur Bozar. Hoş buldum Nur Yertaş Hanım. Çok havalı bana dedi Nur Yerli Taş Hanım. Siz bizim Nur Yerli Taş Hanım'ımız değil misiniz? Eskiden düne kadar daha onu güzel söylerdin. Bugün kaşın kalkık söyledin. Siz de bana Nur Bozar dediniz ilk defa ama. Aa, ben de ona mi? İstinaden Nur Hanım dedim. Kısasa saygıya kısas mı? Saygı. Kısasa kısas mı yapıyorsun? Aa, Nur Bozar demek istedim ben. Nur Bozar çıktı. Nur demedim. Yani Nur Bozar dedim. Ben de size Nur Yer Taş Hanım söyledim. Ay sen bugün söyledim. Çok alıngansın. Niye? Yo, gayet iyiyim. Sen bugün bana dargın bakıyorsun. Yo, gayet iyiyim. Siz benim büyüğümsünüz yani. Sizin söylediğiniz şeylere gönül koymuyorum ben. Ay, özlemelerim. Ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Dünkü Nur'un yorumuna, Nur Yerli Taş'ın yorumuna sen bozuldun. Benim kulisimin çatısı açık tepesi. Ben her şeyi duyuyorum etraftaki. Ve dün sana yorum yaptı Nur ve böyle çok kibarca bir yorum yaptı. Ve sen evet. Kayıt biter bitmez, hatta kayıt bitmeden orada durgundun. Ve odadan buradan çıkar çıkmaz dedin ki, röportaj yapmak istiyorum.
Nur Yerlitaş'ın benim hakkımda söylediklerini duymadınız mı gibi bir şey dedin. Üç aşağı beş yukarı bunu söyledin. O kadar cümlem uzamadı dahi. Ben söyleyeyim. Oradaki o röportajda ne söylemek istediğini şu an burada ben duymak istiyorum. Söylüyorum ben da. Çünkü, ama o, öyle bir ses tonuyla geldiniz ki bana hayır, da öyle ses şiddetli tonuyla gelmedim. Ben, jest, mimik kullanarak bana bunu anlattın. Bak şimdi Nur'cum, bir şey söyleyeceğim. Burada Nur seni eleştirirken böyle saygılı sevgili konuşup susup sonra dışarı çıkıp kötü bir şey demedim ki orada ve bak, demeyecektim de zaten. Ama işte sizin hissettiğim şey şu, siz bana böyle gelirken sanki kötü bir şey diyecekmişim gibi sen anlatıyorsunuz. Sen benim cümlemi bitirmeme izin vermediğin için benim cümlemi nereye bağlayacağımı da bilemiyorsun ki Nur. Diyorum ki burada ne söylemediysen Nur'un yüzüne şimdi söyle, rica ediyorum. Ama sen farklı davranıyorsun. Ben cümlemi bitirmeden farklı yönlere çekmeye çalışıyorsun ve ben bundan hoşlanmıyorum. Ben sana bir fırsat yaratmaya çalışıyorum burada. Siz... Ve sen hemen olayın üstüne atlıyorsun cümlen bitmeden. Sizin bu cümleniz bitti. İsterseniz şimdi cevap vereyim. Lütfen. Vermek istediğim röportaj da şuydu. Heh. Nur Yeltaş bana şımardın demişti. Ben de diyecektim ki röportajda, evet zaten o benim bir büyüğüm. Onun söylediği hiçbir şeye, bugün zaten burada kendim söyledim. Siz benim büyüğümsünüz. Sizin söylediğiniz hiçbir şeye gönül koymuyorum. Ama asla şımaracak karakterde bir insan olmadım. Olmam da. Vereceğim röportaj burada... buydu. Söyleseydi. E zaten burada da söyledim. O zaman niye bunun röportajını yapmak istedim? Burada da söyledim. Sen zaten burada kendini çok güzel ifade ediyorsun. Ama burada o zaman burada söylediysen neden ekstra röportaj verme ihtiyacı hissediyorsun? Buradaki söylediğim sözün üzerine Nur Hanım tekrar yine kendi bana öğütler verdiği için o sözüm aslında hani tam olmadığı için ben tekrar net bir şekilde vermek istedim. Sadece buydu yani hani. Ama şey siz neden bunu kötü algılayıp kötü bir şekilde geldiniz? Ben onu anlamadım. Ben kötü bir şekilde gelmedim sana. Evet, kötüymüş gibi düşünüp ancak o şekilde bir insan böylesine sorgulayabilir diye. Sen bu şekilde algılamak istiyorsan, bu şekilde yön vermek istiyorsan seni takip edenlere, bunun bu şekilde altını çizmek istiyorsan bu seni ilgilendirir. Kimsenin jestle, kimseye yön mimikle, vermeye bilmem haddi neyle yok deyip bana gelemezsin. Çünkü zaten bu benim lafım. Sen, jest ve mimik ben, zaten buradaki siz söylemeden bu kameraların önce olan önündeki bir laf. O seni takip eden insanları burada çok güzel, çok sübliminal, çok bilinçaltı bir şekilde işliyor olabilirsin. Ben hayatımda Allah'ımdan ve ailemden başka hiç kimsenin sorgusuna ve korkusuna kapılmam. Şükürler olsun ben çok de öyleyimdir. Şükür. Dolayısıyla ve bunu kanıtlamak için de hiçbir şeye ihtiyacım yoktur hayatımda. Senin arkanda seni destekleyen kitlenden de korkmam. Benim arkama destekleyen bana, o kitleye bana hiçbir zaman yüzlerce güvenip da de bir şeyler yapmadım Nur, burada. Nur müsaade eder şey misin? Jüriyle konuşuyorsun. Ama sizin beni bu şekilde uyarmanıza ihtiyacım yok. Ben İhtiyaç jüriyle konuştuğumun farkındayım. Tamam bir şey söyleyeyim mi? İhtiyaç duyuyorum çünkü karşına konuşma ben ve cümle gayet saygısını cümle koruyan. Ben saygısız mıyım? Sana çok saygısız mı yaklaştım? Ne alaka? Seviyesiz yani miyim? Hayır. Efendiliğimden dışarı çıktın mı? Peki ben yaptım mı? Hayır. Sen bunun altını çizdiğin için söylüyorum. Çok saygılı bir şekilde duruyorum diyorsun ya. Öykü Hanım beni uyardı da o yüzden. Bu 13 bölümün sonunda siz hepiniz buradan gideceksiniz. Biz diğer 13 ile biz burada oturup devam edeceğiz. Ve biz güvenilirliğimizi, saygınlığımızı ve objektifliğimizi kaybedemeyiz. Herkese bir şekilde kaşınla gözüne biraz önce Nur neyi fark etti Nur Yerlitaş? Siz de Nur Yerlitaş'sınız dedin sen. Kaşın kalktı dedi ve kalktı. Bunun özgüveni sana geldi. Özgüvenim bende hep vardı. İster farkında ol, ister olma, ister bilinçli yap, ister yapma. Ama sana son dönemde ben ne giysem olur, artık zaten herkes beni çok seviyor kafası geldi. Cevap verebilir ve ben bu miyim söylediğimin sonsuza kadar arkasındayım. Peki, sen ne zaman güzel giyinsen ben sana çok güzel giyinmişsin Nur diyorum. Aksini iddia etmiyorum. Ama sen artık insanları dinlemiyorsun. Bittiyse eğer cevap verebilir miyim? Cevap verebilirsin. Şimdilik bitti. Tamam. Teşekkür ediyorum. Benim Nur, iki günlük... pardon. Hemen söylemem lazım. Affedersiniz. Biraz önce Öykü'ye yanlış davrandı. Lütfen yani bunu telafi için? Bu yapılamaz. Bu yapılamaz. Ne için? Bak, o kadar objektif konuşuyorum tabii ki. Tabii ki, buyurun.
bir şey söyledi, bir laf şey oldu. Sizin beni dedi uyarmanıza gerek yok dedin. Evet ben biliyorum ama çünkü burada olmak, bütün burada bak sorumluluklarım haklı o biliyorum. Da, bak o da burada ama yaptığı iş çok önemli, çok kıymetli. Yani ben senin gibi bir kızdan ki sen hakikaten çok saygılı bir kızsın. Onu yapmamalıydın ama öyle dememeli. Saygısızlık yapmak ama evet ama o zaman sen konuş canım öykü. Sizi kırmak istemedim. Siz tabii ki yeri geliyor. Önemli değil. Hiç önemli değil. Hayır hayır lütfen. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Sadece bir tek şey söyleyeceğim. Ben önemli değilim. Burada herhangi biri de olabilir. Benim için ne münasebet önemli, önemli değil. Önemli değil. Herhangi biri de olabilir. Ben size de saygı duyuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben de arkadaşlarımı da duyuyorum. Müsaade edersen ben de daha önce bu nedenle zor durumda kaldım. Halbuki en ufak bir art niyet yok. Sana karşı bir art niyet yok. Sürekli bir savunma halindesin. Kimsenin böyle bir tavrı tarzı yok. Savunma halinde olduğun için ters cevap veriyorsun. Burada benim ben bir dengeyi kurmak zorundayım. Benim işim bu. Evet. Ben ekranda olmadan... Ama hataydı o. Ben kabul etmiyorum. Her neyse. Onun gibi bir kıza ben onu yakıştıramadım. Şöyle ki ben onu sürçülisan olarak kabul ediyorum Nur'da. Bir sürçülisan etti. Öyle cevap verilmezdi. Nasıl cevap verdim Nur Hanım? O zaman sana seyretsinler. Başa evet, al. Ben benim arkama destekleyen bana, o kitleyi bana hiçbir zaman yüzlerce güvenip da de bir şeyler yapmadım Nur, burada. Müsaade eder şey misin? Jüriyle konuşuyorsun. Ama sizin beni bu şekilde uyarmanıza ihtiyacım yok. Ben jüriyle konuştuğumun farkındayım. İhtiyaç tamam bir şey söyleyeyim mi? İhtiyaç duyuyorum. Çünkü karşında konuşuyor ben ve cümle ben gayet saygısını cümle koruyan. Ben saygısız mıyım? Orada birden oraya çıkış gider yaptım bak. Nur bak Hanım. Bunu seyredince bana diyeceksin ki evet ben burada biraz yapmışım diyeceksin. Kendimi ifade etme hakkı verilirse eğer bak yine ukalalaşıyorsun. Sen burada hak kendini en yine ukalalaşıyorsun. Bak ama hak ben böyle veriliyorsa konuşamıyorum. Nur Hanım hakkında Nurella, Nurella ne olursun. Ne olur. Rica yapmayın ediyorum. Allah aşkına. Rica ediyorum. Rica ediyorum lütfen. Ne kadar konuşmak istersen seni dinliyoruz. Öykü Hanım öncelikle bana anlatma kiminle ilgili. Size yönlendirdim. Ne olursun özür dileme. Hiç gerek özür yok. Özür dilemeyeceğim Öykü ha, Hanım. Tamam ben yanlış anladım. Affedersin. İzin verirseniz zaten dinliyorum. Konuşmak istiyorum. Tamam. biraz önce size yaptığım herhangi bir şeyde yine üzücü kırıcı bir şekilde yaklaştığımı düşünmüyorum. Bir saygısızlık yaptığımı tamam düşünmüyorum. Evet. Saygısızca değildi size cevaplarım. Size cevaplarımı en özenerek en yine de kendimi ifade etmek istediğim tarzda vermek istedim. Ama bunda saygısızlık bugüne kadar hiçbir şekilde takınmadım. Biz bugüne kadar daha gerçekten çok çirkin tartışmalar yaşandı burada biliyorsunuz seviyesizce. Kötü kelimeler kullanıldı, sizlere karşı kötü hareketler yapıldı. Siz onlara çok yani zor bir şekilde de olsa müdahale ettiniz. Sizin konumunuzu, işinizi, sunuculuğunuzun ne kadar zor olduğunu ben biliyorum. Tabii ki müdahale edeceksiniz ama lütfen yanlış anlamayın. Sen, Özlem, Ezgi, Tuğçe hepinizin ismini şu an tek tek saymayacağım. Halinizdeki, tavrınızdaki sen diyorsun ya ben saygısızlık ettiğimi düşünmüyorum. Hiçbiriniz düşünmüyorsunuz zaten. Yani size göre kendi tavrınızda hiçbir saygısızlık yok. Saygısızlık etmiş olsanız da olmasanız da hep haklısınız. Hep bir şekilde bir tavrınız var. Hep bir şekilde kendinizi savunuyorsunuz. Bu içgüdüsel zaten. Doğanızda var. Bunu yatsımıyorum ben. Ama bazen farkında olmuyorsunuz. Sen de, hepiniz de. Yani sen belki o an hareketini yaparken saygısız olmadığını düşünüyorsun. Ama olabiliyor. Bu hepimizin fıtratında var. Yani buna biz karar vermiyoruz. O anki içgüdüsel, o anki ruh halimizle, sinirimizle, stresimizle, duygusallığımızla bir hareketler yapıyoruz. Ben de yapıyorumdur. Atarlanıyorumdur, elim kolum oynuyordur, saygısız gelebilir insanlara. Ama sana göre saygısız değildir senin yaptığın hareket. Ama başkasına göre saygısızdır. Ve dolayısıyla birine dışarıdan bir gözün bunu söylemesi çok normal. Ve buna çoğunluğun karar vermesi gerekiyor. Buna sen tek başına, ben tek başıma karar veremem. Ve o an yaptığın şey saygısızdı bence. Yani ben sana bir basit bir soru sordum. Çok düz. Dedim ki
Nedir röportajda söylemek istediğin şey? Sen hemen jestleriniz, mimikleriniz, hareketleriniz. Öyle bir dünya yok. Öyle bir şey yapmadım ben. Bana göre de bak şimdi seni, madem sen beni benim lafımla vuruyorsun, ben de seni senin lafınla vuruyorum. Bana göre saygısız veya seni tahrik edecek bir şey yoktu. Ve sen bunu böyle algıladın. Şimdi ne yapabiliriz ben o zaman bu saygısızlık durumda? Saygısızlık olarak algılamadım zaten. Orada size söyledim. Dedim benim ki... Tuğçe'ye söylediğim lafları sen bana sattın burada. Jestler, mimikler, atarlar bilmem neler. Ya bak mesela yine birbirimizin sözünü kesiyoruz mesela. Ben sen benim de, sözümü siz kesiyorsun. Beni kesin, siz konuşken de bak, ben yine sizi konuşuyorsun. Kestim. Yani ben cümlemi bitirmiyorum. Sen giriyorsun işin içine. Ama hangisine cevap vereceğim o zaman? Hepsine. Ben sana dümdüz bir soru sorduğumda... Hocam laf istiyorum. Ben toparlıyorum artık. Gerçekten çok yoruldum ve sıkıldım. Aynen. Yine öze dönüyorum. Tamam. Diyorum ki... Güzel giyindiğin günleri baz al ve öyle gel. Tamam, merak etmeyin. Ben teşekkür de onu yapmak ederim. İstiyorum. Uf. Yorum yapmayacağım. Sadece tarz eleştireceğim. Evet, İspanyol paça pantolon sana yakışıyor. Kaç kere söyledik onu ve tekrar İspanyol paça pantolonu görüyoruz. Altında yüksek topuk ayakkabı, boyunu uzatmak için. Güzel ama kazak hakikaten senin vücudunu deforme göstermiş. Güzel oturmadı. Keşke dar bir bluz, üstünde bir ceket, bir şey giyseydin daha iyi olurdu düşünüyorum. Ve evet, mavi yakışıyor ama butun sıradan, yani çok gördük böyle bir tarzı. Bu kombini artık daha fazla istiyorum arkadaşlar. Kardeşler. Daha tarz görmek istiyorum. Ay, kararlar teşekkür mı? Ederim. Evet. Şimdi ilk benim kıyafetimle ilgili yaptığım yorumları hatırlıyor musun? Hafızanda kaldı mı? Pantolonumu kaldı. Çok yani beğendim. Kaldı. Yani kabaca, evet. Hatırlıyorsun değil, evet, mi? Beğenmediğimi söyledim sana. Evet. Teşekkür ederim. Burela. İçimden hiçbir şey gelmiyor. Bir şey oldu bana. Ne oldu? Bilmiyorum ya. Böyle bir tuhaf hissediyorum kendimi. Var mı söylemek istediğin? Çok ya ağır başladık. Evet. Çok ağır başladık. Ağır geldi yani. Çünkü Nur geçenlerde çok güzel bir şey yaptı. Ben çok mutlu oldum, ağlamıştım falan, annesine şey yaptı. O günden sonra ben onu her zaman söylerim. Ben çok açık sözlüyüm. Çok konuşanı da bilmem, her şeyi söylerim. Ben onun yani bir şeyi var, seviyorum onu ben. Böyle hoşuma gidiyor yani. Böyle içten bir gülüşü, bazen göz göze geliyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Varsayalım ki Nur'la ben bir daha biz hiç konuşmayacağız ama ben aynı şeyleri yine söylerim. Hani göz göze geldiğimiz zaman güzel bir enerji aldım ben hep ondan. Hatta buraya geldi, hani Nur Yertaş'ın kızıyım dedi. Hatta Ivan'a kabul etmedi o gün. Bir şeyler oldu falan filan. O günden sonra bir şey oldu yani benim ona karşı. Hani bir de aynı saçlarımız falan, renklerimiz falan böyle çok şeye yakışıyor. Ben ona dün söylediklerim, kendimi de kattım. Yani kendimi de ortaya attım. Çünkü bizim Nur'la bir müşterek bir şeyimiz var bugünlerde. Ama gerçi doğru, Ayşenur da tavan yapmış şeyde, takipçide. Hani takipçi olayı da değil. Hani kendime söylediklerimi ona söylemek istedim. Ben belki samimiyetimize istinaden bilmiyorum. Ben ona hiçbir art niyetli söylemedim Nur'a. Ben art niyetli olduğumu düşünmedim yani, zaten. Kesinlikle. Çünkü ben de burada yaparken, ben biliyorsunuz bir tasarımcıyım. Benim işlerim, çıkışlarım, gecem, gündüzüm birbirine uymayan, çok zaman zaman uçlarda yaşarım. Ama bu hayranlığımı, hani o sevgi bakış, onlar başkadır. Ama burada jüriyim. Ayrıca da seni incitecek hiçbir şey söylemedim. Görüşümü söyledim. Belki yine bir gün bir şey olur, yine söyleyebilirim. Her zaman söyleyebilirsin. Ama senin şahsında yani belki bana öyle geldi. Bak, bu kadar da samimiyetle Allah yukarıda söylüyorum. Ne diyorum? Göz göze
geldiğimiz an çok iyi bir sevgi şey alıyorum, enerji böyle alıyorum. Kendi kendime benden bazen diyorum ki benim kızım olsaydı hani böyle esmer olacaktı falan diyorum içimden. Yani dünkü olayda hani konuşmak istiyordun şeyde bilmiyorum ne konuşacaktın. Röportaj. Onu da, röportaj. Evet, sosyal medyanın beni şımartmadığını. Ama ben egomun yükselmediğini. Şimdi ben ama ben onu yani başka konuşacak zaten onu, bir şey olamaz. Ben onu şu anlamda söyledim. Ya, o an içimden öyle şöyle bir şey geldi hakikaten. Yani bana da böyle ay fenomen oldun, ay o oldun, ay o oldun. Ama benim yakınlarım dikkat ediyor. Ayaklarım o kadar sıkı yere basıyor ki. Ona bakarsan şimdi Özlem de felaket. Sosyal medyada yani. TT falan oluyor Özlem. Ben şimdi bir sabah uyanıyorum, kalkıyorum, gidiyorum, kahvaltı hazırlamak zorundayım falan. Öyle. Yani benim hayatımda bir değişiklik yaratmıyor. Ya anlatamadım. Yani ben gerçek hayatta ilerliyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsun, anlıyorum değil mi? Anlıyorum. Hiç uzatma gerek yok. Ay canım, sohbet ettik burada. Sen de Ivana, Allah Allah. Yani ama şey, bir saat sohbet ediyoruz. Yani konu ettik zaten... ne var, ne olmuş? Bu bir saate Özlem'i ayırıyorduk. Bir saatte böyle olsun. Ne yapalım? Kararlar alalım mı? Ay. Kemal. Ben söylemiştim evet, zaten. Evet, tarz değilsin demişti. Ama yine hani kayıt için tarz değilsin. Nurella. Sen söyle Ivana. Tarz değilsin. Teşekkür ederim. Nurella. Artık ben ne söyleyeceğim? Ay bir değişiklik yapayım ben. Mavi bluzuna tarzsın diyeyim. Teşekkür ederim. İki yıldızla kaldın Nur. Kırmadım sizi umarım. Yok hayır benimle ilgili hiçbir durum yok. Sen kırmak bana dilediğin gibi çünkü sizi, sizin mesleğinize, sizin konumunuza, duruşunuza çok da benim büyük ederim. Bir saygım var. Gerçekten. Aramızda hiçbir problem yok. Benden yana size hiçbir problem yok. Elbette, sizden yana da bana zaten kişisel problem bir şey yok. Olamaz. Konu burayla kişisel ilgili olamaz, tamamen. Evet. Kesinlikle çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir insansınız. Çok teşekkür asla ediyorum. Yanlış anlaşılmak da istemem. Saygı, sevgi bu kadar. Aynen. Teşekkür ederim. Budur. Seni yerine alıyorum. Çok sağ teşekkürler. Olun. Bu gece kimin vedası? Bak şimdi neler, ne yorumlar yapacak. Ay bu ne? Ay aç şunu bir. İbrahim abi hoş geldin. Ağlama bu sokak, köşe kalmadı. Devamlı bana baktın, niye? Belki ağlarsın. Niye ağlayacağım? Seveceğim, ömrüm senin. Ben Yılmaz Morgül. Ayşe Gülü sen niye ağlatıyorsun? Ne istiyorsun bu kızdan? Ara bir fellahi, severem vallahi, şekerem silahi, vururum vallahi. Sen şu anda nasıl gözüküyorsun biliyor musun? Baba prens gibi. Bizim aile. Ay bunun arkasını toplamak. Zenginlik, mallık, para ne yarar? Yanımda sen olma. Çok ağlıyorsun Tuğçe. Kendini resmen dışladın herkesten. Ve artık her geçen gün daha da şiddetleniyor. Ayşegül'ü kendime o kadar büyük bir rakip görmüyorum. Sen beni sevsen ne olur, sevmesen ne olur. Kimlerin daha şık olduğunu ve kimlerin olamadığını da biz karar verebiliyoruz, biliyoruz yani. Evet. Konuşman çok hatalıydı. Sadece tarzı göze alarak bu karar veriyorum. Ne söylediği bir takım şeyler kafama takıldı.
Ve podyum sırası Ayşegül Doğan'da. Shaking that booty, oh, hey. Shaking that booty, oh, hey. Shaking that booty, oh, hey. Shaking that booty, Miss Party, yeah. I'm electrified, got my eye. Hoş geldin Ayşegül. Gelemedim ya. Gerçekten gelemedim. Geldin sayılır ama zor bir kumaş galiba, evet. Ağırlığından ötürü mü yok? Yok, arkası öne geliyor, o ara takılıyorum. Peki nereye gidiyorsun? Biraz güzel yürüyemedim ama erkek arkadaşım sinema filminde oynadı. Ödül alıyor. Ben de yanında gidiyorum. Hı, eşlik ediyorsun. Daha zarif yürürsem giderim. Ya yürümen gerekir. Evet. En azından. Bir ufacık şahsi fikrimi söylemem gerekirse yürümekle ilgili bir problemim var. Evet. Benim de. Benim de var. Zaman zaman hepimizde oluyor. Tuğçe. Ben de çok beğendim elbiseyi. Çantasını da çok beğendim. Ayşegül'de normalde çantaları beğenmem. Güzel de taşıdın. Sadece yani yırtmacın... Bir söylediğin bir şey anlamadım. Ayşegül'ün normalde çantalarını beğenmem. Küçük evet çantaların hani bu hafta beğenmem. Ben normalde çok kaliteli çantalar kullanırım. Beğenmezsin ama sen buraya bir beyaz çantayla çıktın. Fotoğraf çekimine gidiyordun. Ben o beyaz çantayı hiç takmazdım mesela. Çantalarım gerçekten kalitelidir. Bu hafta için modeli sana söyledim. Uymaz ama ben çok beğenirim çantalarımı. Önceki haftaları ben çok hatırlayan bir insan değilim. Herkesi tek tek sırayla hatırlamıyorum. Bu hafta beğenmemiştim bir çantanı. Ona istinaden hani normal beğenmemiştim. Çantanı da çok beğendim dedim. Kötü bir şey söylemedim. Teşekkür ederim. Özlem. Üst dekoltesini çok beğendim. Yani çok güzel üst dekoltesi. Saçları da alttan topuzu ben çok sevmem. Biraz yaşlı işi bulurum. O bile yakışmış. O bile. Ama etek boyları çok uzun. Ben de zaman zaman aslında yaşıyorum. Aslında etek boyu çok uzun değil, olması gereken çünkü kestirdim. Arkası kuyruk diye takılıyor. Yürümekte niye sıkıntı çektin? Çünkü arkası zaman kuyruk böyle diye takılıyor ve kadife Ayşegül biraz. Hep böyle kendine ben yürüyemiyorum, ben bunu her zaman kendine söylüyorum. Kendine az tatlı bir yürüyüşüm vardır, böyle tık tık yürürdün. Onu bile o hazı bile vermedin. Tamam, yürüyemedim. Hani insanları zaaflarıyla vurma Özlem. Hayır, ne münasebet. Onu söylüyorsun, Allah Allah. Hayır, etek boyu biraz uzun geldi, etek rahat boyu edemedin. Uzun değil, bakarsan daha nereye olsun, şöyle mi olsun? Bilmiyorum, ben görüşümü belirttim, bu kadar zaten. Teşekkürler. Hazır mısın Ayşegül? Hazırım. Geçebilirsin jürinin karşısına. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Çok şıksın ya. Teşekkür ederim. Kuzenimin elbisesiydi, bana hediye etti. Ben de daralttırdım, yaptırdım, giydim ama yürüyemedim. Aa, bu hazır bir elbise mi? Yok, diktirdi o da. O da bir ödül töreni için diktirmişti. Ha. Ben de aldım onu. Çok iyi. Ay tabii ben olsam o yırtmacı kapatırdım orada. Çok beğendim elbiseni. Gerçekten teşekkür çok ederim. Beğendim. Çantanı, tabii o çantanı falan görmek istemiyorum. Bu elbisede o çantayı istemedim. Parlak değil ama. Ayşegül, elbise de güzel. Ama taşıyamadım. Sizin dediğinize yani yürüyemem. Ama taşıyamadım. Yani neden? Çünkü uzun. Yani 5 santim. Boyu uzun değil de arkadan kuyruğu var ya, o yok takılıyor. Canım. Boyu uzun. Vallahi değil, kestirdim şurada işte. Yani 2 santim, 3 santim daha kesmelisin. Ve tabii ki o elbise hak vermelisin. Güzel taşıyacaksın, yürüyeceksin. Yırtmacı elbise de uzun olabilir İvana yani. Çünkü olabilir ama yürümüyor kız. Çünkü bacak problem kurtarıyor oradan. Onu. Kuyruk tamam, okey, problem değil ama adım atmak, kumaş üstünde atamazsın. Onu demek istiyorum. İvanacığım, bu da benim işim ama yani. Bu elbiseler devamlı benim işim, bu yürüme falan. Burada da artık konuşacağım. Yani bu kız, bu elbisenin yere uzunluğu çok normal. Çünkü yırtmacı var. Arkada da hatta biraz kuyruğu var değil mi? Aha, şöyle bir yürüsene bakayım. Yürüyemez. Ama senin yürüyemek ne... Bak,
Yürüyorsun aslında. Bak yürüyorsun. Ama şey orada tam ama takılıyor bir ara ayağım. Ama şey basıyor. Bak üstünde basıyor. Senin ayakkabında bir problemin hayır, yok, var. Yok bak tam şuraya takılıyor ben üstüne basıyorum. Çünkü çekiyorum neden? O astarımı tutma. Orada bir, evet, bir şey var yani. Bir şeyi var elbisenin orada. Bu elbisenin arka kuyruğu biraz daha uzun olsaydı hiç takılmazdı. Yani pardon Ivana, yani pardon Ivana. Canım. Canım benim. Dediğim gibi biraz daha kısa olursa daha rahat yürebilirdin. Arkasından yani şey on dekolte de çok güzel. Rujunu sevmedim. Çok patladı. Saçlarını hiç sevmedim. Çok sana yaşlı demeyeceğim ama biraz daha büyük göstermiş. Ama başka bir kadife şey. Kadife çok güzel değil mi? Çok güzel. Ben çok beğendim. Çok kaliteli bir kumaş, evet, yalnız. Çok elbisen iyi. Elbisen nefis. Gerçekten. Bugüne kadar giydiğin en şık elbise. Teşekkür ederim. Taşımanda problem var, eyvallah. Senin bütün elbiseleri ve ceketleri taşımakta problemin var. Saçını hiç beğenmedim. Ama elbisen gerçekten çok iyi. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Kararları alalım. Çok beğendim elbiseyi taşımıştan. Ivana? Taşıyamadın ama güzel bir elbise seçtin. Teşekkür dersin ederim. Kemal? Tarsın Ayşegül. Teşekkür ederim. Ayşegül 4. yıldız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Alıyorum. Acaba bu gece kimin vedası? Yapacağım. Ay bu ne? Ay aç şunu bir. Bayıldım, bayıldım. İbrahim abi hoş geldin. Ağlama bu sokak, köşe kalmadı. Devamlı bana baktın, niye? Belki ağlarsın. Niye ağlayacağım? Seveceğim, ömrüm senin, senin. Ben Yılmaz Morgül. Ayşegül sen niye ağlatıyorsun? Ne istiyorsun bu kızdan? Sen şu anda nasıl gözüküyorsun biliyor musun? Baba prens gibi. Bizim aile. Ay bunun arkasını toplamazsan. Zenginlik, mallık, para ne yarar? Yanımda sen olmayınca. Çok ağlıyorsun Tuğçe. Kendini resmen dışladın herkesten. Ve artık her geçen gün daha da şiddetleniyor. Ayşegül'ü kendime o kadar büyük bir rakip görmüyorum. Sen beni sevsen ne olur, sevmesen ne olur. Kimlerin daha şık olduğunu ve kimlerin olamadığını da biz karar verebiliyoruz, biliyoruz yani. Evet. Konuşman çok hatalıydı. Sadece tarzı göze alarak bu karar veriyorum. Ne söylediği bir takım şeyler kafama takıldı. Sevgili izleyiciler, bu tarz benim jürisinin vereceği yıldızın peşinde olan sadece yarışmacılarımız değil, www.showtv.com.tr'den başvurusunu yapıp az sonra podyumda yürüyecek olan bir yarışmacı adayımız var. Merve podyumda. Evet, ilk misafirim kim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ne kadar pozitif, ne güzel gülüyorsun sen öyle. Teşekkürler. Evet. Biraz heyecan var ama. Nereye gidiyorsun? Ben bir
sanatçıyım. Özel bir gecede sahne alacağım bu akşam. Ama sesime güvenmiyorum. Olsun, öyle hayal etmişsin kendini. Evet, kendim öyle hayal ettim. Biraz kendinden bahset sevgili seyircilerimiz için. Ben 25 yaşındayım. Sunuculuk yaptım. Aynı zamanda oyunculuk eğitimine başladım şu anda. Eğer kazanırsam tabii ki de oyunculuk eğitiminde katkıda bulunsun diye buradayım. Hadi şimdi biz ikimiz geldik buraya seni izlemeye. Sen sahneye çıkıyorsun. Tamam. O zaman ben elinde çıkayım. Mikrofon da olsun. Bir görelim bakalım nasıl çıkıyorsun. Hadi görelim bakalım tarz mısın, iyi misin? Geliyoruz. Biraz yakın tutar mısın? Oldu diyelim çünkü evde otururken birdenbire ne yap, annem devam takip ediyor. Bence senin tarzın var ve sen bunu yapabilirsin. Ben de burada buldum kendimi, başvurdum. Yapabilirsin. Peki evet. Anneye sordun mu kıyafetini seçerken? Tabii ki de anneden oy olmadan gelmem. Olmaz öyle bir şey. Nereye gidiyorsun şimdi kıyafetle? Ben şöyle bir tabii ki de konsept hazırladım. Ben bir sanatçıyım. Ve özel bir gecede sahne alacağım. Ama sakın şarkı söyleyin demeyin, sesim hiç hoş değil. Kendin kaşındın, sesim ben sana söyleyeyim. Sesim hiç hoş değil sesim. Ay, konuşma tonunun gerçekten değişik. Evet. Aslında etkileyici. Farklı bir ses tonum var, herkes bunu söylüyor. Ama aynı şarkıya zamanda gider miyi bilmiyorum. Yok, gitmiyor. Denedin mi? Yani kaçırabilirim sizi buradan isterseniz, olabilir. Peki, tek yıldıza ihtiyacım var. Evet. Sana bol şans Çok diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bir astrolist edasıyla geldiniz. Sesiniz yok herhalde. O zaman Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Tabii buyurun. Bir şarkı gelsin, kadın sesi. Playback yapın, o madem konseptiniz astrolist. Seda Sayan'dan gelsin. Elimden geldiğince. Ben seni canımdan çok sevmem. Sana ömrümü vermedim mi güzelim? Ben sana kendimi kul gönettim de sen bana mutluluğu çok gördün güzelim. Lay lay lom galiba sana göre sevmeler. Hoppa şinana. Teşekkürler. Yani tabii ki de sizin gibi karşınızda böyle biraz titreyerek oldu bu ama heyecandan. Mikrofonu yakın. Ne kadar olduysa. Yani tabii ki Seda Sayan'a buradan çok sevgiler. Yarın bizimle. Yarın akşam beraber olacağız. Kendisi yanımızda oturacak. Konuk jürimiz. Konuk jüri zaten benim de bilirsiniz çok yakın sevdiğim bir arkadaşım. Evet. Seda Sayan çok güzel bir kadın. Birden gözümün önüne onun o 16 yaşındaki hali geldi. 18-20 yaşları. O mavi gözleri, o sarı saçları. Değil mi? Çok duygu şey hali oldu. Hali tavrı benziyor aslına ondan bakarsan. Ondan sonra şey. Sizi o zamanlara götürebildiysen. Pek fazla götüremedim. Öyle konuşmayacaksın işte. Hazırlıklı geldim ben. Peki. Size hayranım. Ne dersiniz? Başımın üstünde eliniz var. Yok canım, ben burada kimseyi kırmak üzmek tabii için bir şey söylemiyorum. Ama götüremedim yani.
Ama bir Astoris Eda'n yani... Var, var. Var ötesi var yani. Teşekkür ederim. Yani var ya, yani. Var, var. Var. Öyle bir çalışmanız oldu mu hiç? Yok, olmadı. Yok, hayır, olmadı. Sunuculuk yani, yaptım bir süre. Ha, bu elbise, bu tuvaleti sadece şey için mi giydiniz? Yani bir yere giderken bunu giyiyor musunuz? Daha önce kullandım, bir düğünde kullandım. Ben göçmenim. Bizim tarafın düğünlerine çok şaşalı. Nereli? Bosna ve Makedonya karışım. Aa, senin komşu, senin komşu. Ya Pričasrpski. Razumijem, ali ne znam mnogo da pričam. Ali razumeš sve. Biz aradan da, çekilelim. Da, ay kako si dobra. Kankam Zemo gelmiş ya. Kako si dobra. Eyvah, bir kanka gitti, bir kanka geliyor. Kanka geldi. Yoksa. Ama ne güzel bana, ne mutlu bana. Çok sevdim. Kız bir kanka de... gitti, bir kanka gelmesin buraya. Daha gelsin, ben istiyorum. Güzel kadınlarım. Ben de yani burada zaten, tabii ki de kendi hemşehrimin karşısında bir yakına olmaktan. Gelsene bakayım şu gözlerine falan senin. Şöyle bir yürüyüşüne, Eda'na bakayım. Gözlerin lens senin. Lens, evet. Nasıl anladım? Ya lensiz olmaz mı? Nedir benim bu durumum ya? Şu hiçbir şeyi görmüyorum ama... Onu görüyorsun. Onu görüyorum ya. Neden acaba? Çekiyor seni lens galiba. Sevmiyorum yani. Ben... Ben de sevmiyorum. Ama hiç, bariz bir lens... Bakayım biraz daha gel canım. Hatta şundan bakacağım. Vallahi billahi. Doğal duruyor ama doğal tekrar. Duruyor. Yani. Yani. Uzun saatlerdir de ama lens olduğunu anlıyorum. Çünkü lensle bakışlar böyle balık gözü gibi oluyor. Baygın baygın. Neden lens? Yani neden? 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 Bu renkli göz hevesi nedir yani? Hep sarı saç ve küçük yani. O zaman Seda Sayan'ı şey yapmışsın, evet, rol model. Evet, hani evcilik oynarken de zaten hep Seda Sayan olurdum. Öyle bir şeyim vardı. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. 25. Evet. Oraya geç de söyleyeceğim. Tamam. Bekle yani Seda Sayan'ı izlerken çocuk değildin yani. Sen de. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Merve'cim. Evet, elbise renk olarak beğendim. Ama dikişin çok hatalı var. Üstündeki oturmadı. Yani bir dar... Göz kısım bol, kolunda bol, daha dar olmalı. Dikiş hatalarının evet ben de farkına vardım. Saçla sana daha büyük göstermiş yaşından, daha büyük göstermiş. Ayakkabı göreyim. Görme. Eyvah, yandın. Görme, hiç görme. Yandın, kapatayım bunlar kalkmayacak. Kapatayım, görme. Kankam bu ne ya? Bu ne hali? Bak kanka oldun bir anda, dikkat et. Yani... Yani elbisenin renginde olsun istedim. Kolum çok taşlı olduğu için. Canım bu kadar zarif elbisenin altında parmağı göstermemelisin. Yok, parmağı göstermemelisin. Belki bulabilirim ama parmak görmek istemiyorum. Evet, benim diyeceğim bu kadar. Merve hoş geldin. Hoş buldum. Sen aynaya baktığında 25 yaşında bir kız görüyor musun? Tabii ki de bu saçla ve makyajla. Ya farkındasın değil, değil mi? Değil tabii ki de. Neden değil. Bu büyük olma hevesi? Heves değil, bu kıyafete böyle bir kombin hazırladım. O kıyafetle normalde... alakası yok, saçının rengiyle, topuzunla alakası var. Evet. Bayağı kaynana topuzu yapmışsın. Yani topuzum birazcık olmadı evet ama elimden... Elbiseni beğendim yani kolun o tek omuz ve ışıltısı çok şık, renk sana yakışmış. Ayakkabıların kötü ama nasılsa görmüyoruz. Ben sende bir cevher, bir ışık görüyorum minik. Böyle bir hareket var. Delilik var biraz. Var var, minik böyle bir kımıldama var. Biraz var. Biraz var, biraz var. Belli yani, böyle bir kapıyı açtı ve geldi bize. Geldi. Kararlar alalım mı? Haydi kararlar. Valla Özlem değişime girdi. Ben de bu hanımefendinin kendi adıma ve sizin adınıza konuşuyorum. Aramıza katılmasını istiyorum. Çünkü bir sanatçımız eksikti bizim. Bizde hiç artist martist yok, oyuncu. Yani biraz gelsin bir oyuncu dedik. Ben sizi istiyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun.
Ivana. Evet, Boşnak kokeni bir kız tabii ki ben de isterim. Ay Boşnak istemez. Çok isterim. Tabii ki isterim tarz diyorum. Falan gel. Falan Eman Açaymo. Aa. Yıldız aldı. Ali bize hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Arkana bakmadan yürü. Dur. Bir dakika. Pardon. Yıldız'ı aldı da ama hani sen diyorsun ya aramızda hiç oyuncu yok filan diye. Özlem'den onu... büyük oyuncu mu var? Aa pardon ben onu hangi anlamda söyledim? Kötü de olsa bir oyuncu kendisi. Ama tarzı, tarzlı. Ama ben yani ileride inşallah bizi utandırmazsın ama bugün evet. için tarzsın. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Tebrik ediyorum Merve'ciğim. Son Yıldızlar ve şimdi Meltem Keklik podyumda. Hoş bulduk. Bugün nasılsın? İyiyim. Gayet iyiyim. Nasıl hissediyorsun Cuma ışıklığında kendini? Hani bir oryantasyon süresini geçirdin artık bir alışma evet. süreci. Bugünden itibaren noktalanıyor. Yarın eleme var biliyorsun. Cuma ışıklığı anlayabildin evet, mi? Evet burada gerçekten çok fazla var. Şimdi arkadaşlarım böyle abiye kıyafetler, aşırı ışıklar falan. Ben bugün biraz onlara göre sönük kaldım. Çünkü bugün yıldız alsam bile hiçbir şekilde tacı kurtaramıyorum yani. Hı. Yıldız almak kolay değil. Evet, ama en azından hiç kolay değil. Rekabetin ne boyutta olduğunu anlamışsındır herhalde. Artık anladım. Artık anladım. Gerçekten. Peki, nereye gidiyorsun? Akşam da değil, gece de değil ama böyle 10-11 gibi bir şeyler açıp sonra hemen evime kaçacağım. Hemen eve gidiyorsun. Evet, hemen. Aman da aman. Ayakkabını belki üstüne başka bir şey giyseydin güzel durabilirdi ama o gömlek tipi şeyleri sen anladığım kadarıyla çok seviyorsun. Çünkü tüm gömleklerin dokusu aynı senin tül gibi o da aynı şekilde öyle. Bence değişik geldiğin ilk kombin. Hazır mısın Meltem? Evet hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba Merve. Nasılsın bugün? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Evet, bugün biraz farklı görüyorum seni. Nihayet. Kendin tarzında biraz dışında çıktın. Evet. Sevindim. Ceketin giyer misin lütfen? Giyeyim. Çünkü böyle bir butiler giydin ki. Ceketin üstünü görmek istiyorum. Normalde ceketimi giymem ama buti giydiğim için biraz kışlık olsun diye ceketimi elime aldım. Zaten böyle bir ayakkabından. Kesinlikle bir ceket, deri ceket olmalı. Üstünde böyle bir saniye çek hemen yapacağım. Kolları, evet. Çek biraz daha. Evet. Şimdi o tişörtünün içinde soktuğun, ben normalden böyle bir kemer bir şey istiyorum tekrar. Orada geçiş daha güzel durmak için. Kemer ben de düşündüm ama bluzum bol olduğu için böyle iyice sıkışır diye düşündüm. Bir çıkart bluzu bakayım nasıl duruyor. Yani bluzunu sevemedim hiç. Ama haydi renk dışarıda attın. Dışarıda hiç olmuyor. Dışarıda daha iyi. Çok daha iyi durdu. Yani evet. Daha iyi görüyorum seni şu anda. Tekrar yani mükemmel bir tarz göremiyorum ama çok daha iyisin. Teşekkür ederim. Evet yani şimdi senin kendi buraya geldiğin halinle seni kıyaslarsak bugün çok iyi görünüyorsun. Gerçekten. Şu an inanılmaz. Aynı sevindi. Yani sen genç bir kızsın ve bugün ilk kez genç kız gibi giyinmişsin. Ve ben bunu beğendim. Fakat galiba benim gözlerimin gördüğü kadarıyla o butilerin içinde çorap mı var? Evet. Hah, görünmemesi gerekiyor biliyor musun? Ben aslında onu yukarı çekmiştim. Tam şu bağlamanın altında kalıyordu dikişi ama aşağıya indi sanırım. Düşündüm, yani evet. Görünmemesine özen göster. Ama ilk kez yaşının kızısın bugün.
Ve ben beğendim senin stylingini. Teşekkür ederim. Makyajımı beğendiniz mi? Ben onu çok Makyajım merak ediyorum. Makyajım da güzel çünkü daha önce böyle soluk, renksiz, böyle belirsiz şeyler yapıyordum. Bugün yine çok renkli değil ama hatların belirgin. Dolayısıyla yakışmış sana. Yani o dudağında hafif böyle bir somon gibi, evet, bir ruj var. Güzel olmuş yani o üstündekinin rengiyle kontrast yaratmış. Güzel olmuş, beğendim. Bugün iyi Teşekkür görünüyorsun. Teşekkür ederim. Genel görüntün iyi, fiziğin iyi olduğu için saçın fönün. Fakat o sarıyı orada o kadar yalnız bırakmışsın ki sarı o böyle çok siyahlarla, siyahlar çok sert kalmış ama tabii ki genel görünüm gayet hoş. Teşekkür. Ama yine de bu vücutla, bu fizikle tarzsın ama benim istediğim tarzda değilsin yani. Hani eksiğin var ama böyle yapmazsam haksızlık olur. Çok daha iyi gördüm seni şu anda. Teşekkürler. Yıldız aldı. Ha gayret Meltem. Teşekkürler. Meltem 3 yıldız. Evet. Tebrik ediyorum. Seni Teşekkür yerine alıyorum. Ederim. Sevgili izleyiciler, taç giyme anına adım adım yaklaşıyoruz. Sıradaki yarışmacımız Ezgi Baylar. Ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the boys robe intact now. I feel it on and crack. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Konsepti kırmızı olan bir davete gidiyorum. Hı-hı. Bir telekomünikasyon firmasının düzenlediği. Hı-hı. Öyle bir davet ettiği. Maaşıklı içerisindeyiz. Ayşegül. Elbisesi çok güzel, üstüne aldığı şey de çok güzel olmuş. Ben çok beğendim Ezgi'yi. Teşekkür ederim. Özlem. Güzel buldum. Teşekkür ederim. İlk. Aman, aman Allah'ım. Özlem, Özlem'i ne oldu? Ne olduysa güzel oldu. Özlem, Özlem. Özlem, Özlem ne oldu sana? Senin bir durumun var, nedir? Moralim bozuk. Yok, asla hiçbir şey moralimi bozamaz. Sadece lenslar toz, aşırı ışık, gözlerimi lenslar rahatsız etti. İki aydır zaman zaman ben bu sıkıntıyı yaşıyorum. Ay, çok günah. Belli etmiyorum. Lenslerimi çıkardım. Ay günah. O yüzden ama Ayşegül hak ettin. Lütfen arada parazit. Sen beni niye hak ettin, hak etmedin sorun yeter. Lütfen parazit gibi girme. Bak, sana bir cevap vereceğim teker teker. İnsanların sağlık sıkıntıları üzerine parazit gibi girme. Seni uyarıyorum. Sen ben büyüklerime ya ifade ediyorum. O yüzden kısa kesmek istiyorum. Haklısın ama yorgunsan da bunu ifade etmen için bir fırsat oldu. Ben, en azından senin o enerjik hallerini herkes biliyor. Ben sağlık sıkıntımı belli etmek istedim. Ben çok güzel buldum, beğendim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkürler Özlemciğim. Teşekkür ederim. Ezgi'cim hazır mısın? Güzel. Hazırım. Geçebilirsin jüri karşısına. Elbisen çok güzel. Fakat o omzundaki şeyi hiç sevmedim biliyor musun? Ne öyle Viking gibi? Çıkar onu. Çok çıplak. Fazla fazla o yani hani. Böyle bir diziler var ya son dönemde, dönem dizileri. Böyle kocaman şeyler giyiyorlar. Ne giyebilirdin bunun üstüne? Yani onun üstüne yine istediğin gibi o yapay kürkten daha beline kadar olan uzun kollu bir şey giyseydin daha güzel olurdu. Hep böyle arada sen de giymişsindir. Başkaları da giyiyor. Yine yok, siyah. Giydim çıkardım bir mor tane. Mor giyebilirdim. Şey mesela ama kırmızıyla moru ben çok yakıştırırım. Eminim Nur da sever kırmızıyla moru. Bayılırım. Yani ama o üstündeki şey böyle bir
masal kahramanı, Viking havası veriyor. Asilliğini, şıklığını bozuyordu. Şu an muhteşemsin. Teşekkür ederim. Nurella. Elbisem ne kadar sizce? 30 lira. Yok, o kadar değil. Ne kadar? Hayır, bunu çünkü göğsümü gere gere söylüyorum. 119 liraya aldım bu elbiseyi yani. Çok şık. İnanamıyorum. Gerçekten. 119 lira. Sonra bana söylersin Eda aldım. Bak, İvana yine atladı. İvana yine atladı. 40 liralık kolyeler, 119 liralık elbiseler falan. Hayır, bayılıyor. Şimdi benim ben çünkü hep marka deniyor. Marka deniyor. 119 liraya tuvalet alıp giyiyorum. O kadar güzel ki elbisen. Yani ben fiyatını bilmeden bu yorumu yaptım farkındaysan. O kadar asil ve şık duruyor ki şahane. Teşekkür ederim. Ben konuşmuş muydum? Hayır. Yok aşkım. Ha, konuşmadım. Ne oldu sana bugün? Ay bir şey oldu, bunu kafama taktıktan sonra bana. Elbise çok yakışmış. Klasik kupları olan bir elbise. Güzel durmuş. Senin de vücudun tabii çok müsait zaten. Evet, yani ona öyle bir saldıracaktım ki o marabuya üstündekine. Ama kurtuldun. Çünkü Kemal'den sonra ona yorum yapmayayım. Hadi yine iyisin. Evet, yani bunlar benim en şey konularım yani bu. Marabu. Zaten çok sert kalmış kırmızı. Yani o vizon da olsa ne olursa olsun çok sert. Dediği gibi morla muhteşem, koyu mor böyle muhteşem olurdu. Elbisenin boyu kupu, boynundaki faux biju çok güzel, hoş olmuş. Çantanı da hiç görmek istemiyorum. Sen her zaman zarif, şık bir kadınsın. Ama tarz mı? Kendine bir belli bir tarzın var. O tarzında zarif ve şıklığa giriyor. Yani uçlarda hiçbir zaman dolaşmıyorsun. Hiç marjinal bir havan yok. Ve hep böyle güzel bir çizgin var senin. Teşekkür ederim. Evet Ezgi. Ben de üstündeki parça beğenmedim. Ben bir şal görmek istiyorum sadece, böyle hafif. Aynı kırmızı olacak renginin olarak. Çünkü üstündeki kolyenin o kadar göz alıcı, artık başka bir şey dikkat çekme gerek yok. Elbise zaten su gibi çok güzel. Sonra bana adres verirsin. Ama sen de herkesten adres istiyor. Kararları alalım mı? İstiyorum canım, çok çünkü çabuk. Beğendim ve çok ekonomik. Tavsiyem herkes böyle alışveriş yapsın. Söylüyorum. Ezgi. Çok kararlar. Güzel bir örneksin. Teşekkür ederim. Tarsın be Ezgi. Teşekkür ederim. Nurella. Tarsı. Bana. Okay. Çek onları. Gel canım, sana şey vereceğim. Ay teşekkür ederim. Elbise mavi. Kurabiye. Kırmızı. Üstünde mavi. Elinde. Buyurun. Teşekkür ederim. Saçı makyajın da çok güzel bu arada. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 4. yıldız. Evet. Bakalım ne olacak? Son iki yarışmacımız, sıradaki podyumda yürüyecek olan yarışmacı Tuğçe Ergiş. Hoş geldin Tuğçe. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ben bu ara çok sıkıldım. Erkek arkadaşıma dedim ki dans edeceğim, beni dışarı çıkar. Hadi bakalım. Dans etmeye gidiyor. Annelerin giyeceği bir elbiseymiş gibi geliyor bana. Hiç senin yaşının bir elbisesi değilmiş gibi bir görüntüsü var. Rengi çok güzel olmasına karşın elbisenin modeli yüzünden beğenmedim. Elindeki çantayı da beğenmedim. Beğenemedim yani. Değişik formda giymek istedim. İyi ki hatırlattın. Elbise annemin değil ama kolye annemin. Annemden önce aldım. Ben ona hediye almıştım bunu. Annemin kolyesini taktım. Bu arada teşekkür ediyoruz tatlı için. Afiyet söz bol olsun. Söz vermişti. Evet. Sözünü tutmuş. Üstelik de çok şahane. Teşekkür ediyoruz. Afiyet bol olsun. Ellerinden öpüyoruz annenin.
Özlem, görebiliyor musun? Görüyorum, görüyorum. Tamam. Şahsen jestlerimi, mimiklerimi kullanacağım sana karşı demişti. Sadece sana karşı bir adam seçme tavrındaydı Tuğçe. Ama ben objektif olarak değerlendireceğim. İnsanlara karşı kişisel duygularımı insanların üzerindeki kıyafetlere göre şekillendirmeyeceğim. Ben elbiseni dans için uygun gördüm. Özellikle dans ederken eteklerin vesaire hareket ederken böyle kıvrılır vesaire hareket getirir. Ama ayakkabılarını beğenmedim. O kadar. Sağ ol. Değişik. Kimisi ayakkabını beğendi, kimisi elbiseni beğenmedi. Bakacağız. Jüri ne diyecek? Kaç yıldızın var Tuğçe? 3. 3. 4 olacak mı görelim. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Sana. Merhaba. Tuğçe hoş geldin. Hoş buldum. Çok güzel gözüküyorsun. Mor sana çok yakıştı. Elbise yerinde. Vücunda çok güzel oturdu. Teşekkür ederim. Ben sadece o kole sevemedim. Fazla geldi bana. Çünkü hareketli elbise, üstündeki o taşlı kole fazla oldu. Dekoltede yakışmadı. Ama çanta, ayakkabı, saç, makyaj, konsept, çok güzel dans edersin bu elbise diyorum. Teşekkür ederim. Çok yakıştı bende. Teşekkür ederim. Yumuşak deri dediğiniz böyle bir şey mi oluyor? Bu benim eskiydi. Bu mu daha yani? Yumuşak, daha yumuşak. Yumuşak. Evet, evet. O da tabii sorayım. Buruşuk bir şey ama ben de daha ince deriden sürekli anlatıyordum. Getireceğim haftaya. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben çantan hariç bayıldım. Kolyen, elbisen, ayakkabının rengi, her şeyin çok iyi duruyor. Teşekkür ederim. Dans edeceksin, öyle mi? Evet. Hep seni ağlarken gördük. Bir de bir dans ederken görsek. Ama arkadaşlarım artık... o kadar mutsuz duruyorlar ki onlar oynamaz. Ben de tek başıma vallahi kalmayayım artık burada. Ben karışmam, onların Tuğçe. Mutsuzlukları ben karışmam. Bana artık geçti. Yeter, seni dans ederken görmek istiyorum. Evet. Madem dans etmeye gideceğim dedin. Bugüne kadar kim dans etmeye evet. gideceğim dese onları dans ettirdik. Sıra sende. Ederim. Sevenleri sevdiğine vermediler. Vermediler güzel gözlüm seni bana çok gördüler çok gördüler sevenleri sevdiğine vermediler vermediler güzel gözlüm seni bana çok gördüler çok gördüler abi kaynanan attın bize de nattın bize biz birbirimizi çok sevdik kaçıyoruz bize kaçıyoruz yarimle abi kaynanadan attın bize de nattın bize biz birbirimizi çok sevdik kaçıyoruz bize kaçıyoruz yarimle Valla harika. Yani, hiç oynamadığın en iyi oynuyorsun. Gerçekten sen. Çok güzel oynuyorsun. Harika. Benim havalar. Senin hava tesadüf. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Annem bizim için tatlı yapmış galiba. Yok. Bütün ekip için. Yanlış bilgi. Doğrusunu sen söyle o zaman. Onu ben getirdim. Getirdim. Annem yapmadı onu. Arkadaşı annen yapmadı. Tatlıcı sen bize tatlı ya. Mı getirdin? Evet. Sen bize tatlı mı getirdin? Evet. Hani yayından nerede? Sonra... Nerede? Yayından sonra yiyeceğiz hep beraber. Yayından teşekkür sonra. Ediyoruz. Afiyet bol olsun. Mor benim çok sevdiğim bir renktir. Bir tek ben o gulu gulu etekleri hiç sevmedim. Yani ben onlar şu ön boyunla aynı böyle gitse daha güzel olur. Çünkü sen zaten yürürken yani böyle nasıl efeli böyle attıra attıra anam böyle böyle gidiyor böyle şöyle şöyle. Ben bir tek onları sevmedim. Kolyeyi de aslında ben bununla bir küpe isterdim şöyle. Evet ama tabii ki hoş göründün gözüme. En azından mutsuz görünmedin. Bana bir enerjin var. Kararlar. Teşekkür ederim. Tuğçe her zaman oynarak gel bizim karşımıza. Tamam nasıl böyle böyle oynayalım. Aynen. Hiç ağlamak değil. Oynamak sadece ve tarz. Teşekkür ederim. Tarsın Nurella'dan. Teşekkür ederim. Değişiklik yapmışsın. Yani kendi tarzının dışında bir elbise bu. Balık et,
zırhlılık etek falan giymemişsin veya kalem etek. Tarsın. Teşekkür ederim. Tebrikler 4. yıldız. Yerine geçebilirsin Tuğçe. Acaba bu gece kiminle dansı? Yapacağım. Ay bu ne? Ay at şunu bir. Bayıldım, bayıldım. İbrahim abi hoş geldin. Ağlama bu sokak, köşe kalmadı. Devamlı bana baktın, niye? Belki ağlarsın. Niye ağlayacağım? Seveceğim, ömrüm senin, senin. Ben Yılmaz Morgan. Çıkıp gelin, çıkıp çıkıp gelin. Delikan Sultanım. Ayşegül sen niye ağlatıyorsun? Ne istiyorsun bu kızdan? Ara bir fellahi, severim vallahi. Çekerim silahı, vururum vallahi. Sen şu anda nasıl gözüküyorsun biliyor musun? Baba prens gibi. Bizim mahalle. Bunun arkasını toplamazsan. Zenginlik, mallık, para ne yarar? Yanımda sen olmayınca. Çok ağlıyorsun Tuğçe. Kendini resmen dışladın herkesten. Ve artık her geçen gün daha da şiddetleniyor. Ayşegül'ü kendime o kadar büyük bir rakip görmüyorum. Beni sevsen ne olur, sevmesen ne olur. Kimlerin daha şık olduğunu ve kimlerin olamadığını da biz karar verebiliyoruz, biliyoruz yani. Evet. Konuşma çok hatalıydı. Sadece tarzı göze alarak bu karar veriyorum. Ne söylediği bir takım şeyler kafama takıldı. Ve podyumun kapanışını yapacağız ve hemen arkasından Kemal Doğulu taçları takacak. Bakalım bu hafta en fazla yıldızı alan iki yarışmacı kim olacak? Şimdi podyum sırası Aycan, Nurcan, Şencan. Allah'ımın yanmasın, sevmesi bitmesi var. Sonra bir de dalması, toplaması var. Hadi o zaman. Hoş bulduk. Sanki Nedimelersiniz. Evet, birbirimizin Nedimi'si olduk bugün. Evlenen kim? Yani yok yani. Aycan bir... için ben, ha. Benim için Aycan. Ayrı ayrı. Evet. Tamam, evet. Tamam peki. Nedimeler. Aslında Özlem'le de çok evet, komik denk geldi. Çok öyle komik bir denk oldu. Geldi. Bilerek mi oldu yoksa? Yok, yok hiç. Bilmeyen oldu. Tesadüfen. Evet. Hafta başlamadan önce zaten ayarlamıştık bu kıyafetleri. Siz karar veriyorsunuz, evet. Belirliyorsunuz. Özlem görüyor musun? Öyle. Hem pasta, her şey denk geldi. Hem pasta hem nedimeler. Yani pastalar denk gelir, nedimeler denk gelir, prensesler denk gelir. Ben çok beğendim. Yani ayaktan başa kadar, tepeden tırnağa kadar çok canlı, özellikle çiçekleri vesaire. Ya özellikle Aycan'ın saçları muhteşem. Teşekkür ederiz. Hazırız. Hazırız. Bol şans. Teşekkürler. Ay Özlem'in Nedime'leri mi geldi? Evet. Öyle oldu. Öyle oldu. Ama Nedime olarak yaşınız biraz geçti, geçkin değil mi canım? Sizden bir şüphem var benim.
Ne şüphesi? Şüpheliyim sizde. Ay çok şekersiniz. Bunlar ne yani, bu elinizdeki çiçekleri bana anlatın. Nedimelerin elinde çiçek büketleri oluyor. Biz de öyle gelmek istedik. Gelin de arkasında kızlar. Biraz komik ama yani o çiçekler. İstemiyorum öyle sizi. Ben sizi hep böyle marjinal tarz görüyorum ya, bu çiçeklerle yani böyle hediye paketi gibi sizi görmek istemiyorum ya. Ben alışmışım sizde böyle o sert vuruşlar var ya kıyafetlerde bir şey. Ben sizde onları seviyorum. Bunda böyle çok böyle böyle bir adlandıramadım yani onu. Ben adlandıramadıysa Ivana hiç adlandıramayacak zaten. Ivana illa adlandırır. Öyle mi? Hiç anlamadım ne. Ay dedi. Çocuklar bir şey var ya, bir neşelenin, bir şey olun, bir nedir ya bu özlem, bir de sizle, size karşı özlemin bir zaafı var. Evet evet, biz sizden arası iyi. İkizleri beğeniyoruz, biz de seviyoruz. Özlem'i öyle çıldırtıyor insanı bazen ama kıyamıyorum ya öyle. Evet, bakınca bazen gerçekten deliriyor insan ki. Hani buradayken birkaç tartışmamız oldu ya ama. Ya ben ne yapayım bugün? Neyse. Günah. Günah, günah. Dokunmayın ona. Evet Ivana, sıra sende. Ah çok şükür. Aycan. Evet. Hala mı soruyorsun ya? Aycan, evet. Tamam, oldum. Çok beğendim elbiseyi. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çok güzel taşındın. Çiçeklerinde uyum, ayakkabınları, her şeyi çok beğendim. Harika. Saçlarından, makyajı. Çok fresh ve güzel. Teşekkürler. Nurcan, sen de öylesin. Elbisenin, evet Aycan'ın daha güzel. Onu ben seçtim. Aycan da bunu seçti. Anladım. Ama o mor çiçekler eline aldın, renk kattın, tekrar nude ayakkabından yok ettin şeyin. Değiştin kemancı. Bak, başladı. Çok beğendim, bayıldım. Çok tatlısın. Teşekkürler. Kızlar, evet. Çok şaşırtıcı. Fakat ben bugün ikinizi de beğendim. Ay çok teşekkür aynı anda. Ederiz. Gerçekten çok şaşırdım. Gerçekten Aycan'ın morali sıfırdı zaten ya, çıkmadan düşün. Önce. Ama bak hani hep birinizi beğenirim, birinizi beğenirim. Bugün ikinizi de gerçekten beğendim. Konseptinize uygunsunuz. Çok tatlısınız. Son teşekkür yıldız. Teşekkür ederiz. Nurella. Dertli dertli çal kemancı. Her aşkta hüsran oldu gönül. Bilmem bu kaçıncı haline bak, dertli çal kemancı, başımın tacı git bu gece bende kal, benim halim çok acı. Haline bak, dertli çal kemancı, başımın tacı gitme bu gece bende kal, benim halim çok acı. Ya ne kemancı be! Ne kemancı görüyorsun? Aa Öykü. Şarkı Gönül Akkor ya. Evet. Ama sahibi de burada oturuyor mu? Sahibi de burada. Sahibi de burada oturuyor yani. Mehmet Yüzak ya vallahi Mehmet ya. Canım ya ne söz ya. O ne Gönül Akkor ya Allah'ım. Ne yazmışsın be? Bana şarkı geliyor yakında değil mi? Gönül Akkor, ah cover yapmak Gönül Akkor ya. Gönül Akkor ya, ay kapısında yatarım ya. O nasıl bir şey harika. Ya, o nasıl bir ses. Evet. Ancak bu şarkıyı dinleyip sinirlerimi düzelttim. Tüm günün hırsını çıkardım. Bütün bu özlem siniri bendeki. Evet. Ay canım. Ay kimler gelmiş? Darsın. Ay teşekkür ederim. Teşekkürler. Kızlar ben sizi de çok sevdim. Şey vereceğim. Elbiseler vereceğim. Koş. Ay bir de yapma sizin çiçek mi? Kadar güzel tatlı. Teşekkürler. Buyurun ve tabii ki tarz. Teşekkür ederiz. Kemal. Dedim mi ben? Parmağı göstermek istiyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sizi yerinize alıyorum.
izleyiciler, haftayı tamamlıyoruz. Tamamlamak için taçları sahipleriyle buluşturmak gerekiyor. Hemen durumu açıklayalım. 4 yıldızlı yarışmacılarımız ayağa kalkabilir mi lütfen? Ezgi, Ayşegül, Gizem ve Özlem. Bu hafta 5 yıldızımız yok sevgili izleyiciler. Şimdi Kemal Doğulu'yu davet edeceğim. Ve bu hafta eleme gecesinde koruma altında olacak iki yarışmacının kimler olduğunu açıklayacak bize. Şimdi biz jüri olarak bir karara vardık. Bir tane tacımızı galiba daha önce hiç almamış. Gizem'in ilk tacı. Gizem'e takıyoruz. Teşekkürler. Ve yine jüri olarak kararımızı verdik ki biz her hafta sonu aynı kişinin önümüze sunulmasından çok sıkıldık ve merak ediyoruz. Acaba biz bu tacı Özlem'e takarsak karşımıza kimi getirecekler? Teşekkür ederim. Kemal, öyle bir soru sordun ki eleme gecesini yani gerçekten biz merak ediyoruz. Çünkü her hafta sonu Özlem'in bizim önümüze çıkarılmasından çok sıkıldık. Bakalım ne olacak? Yani ben çok merak ediyorum. Biz çok merak ediyoruz. Evet. Gizem ve Özlem, tebrik ediyorum sizleri. Şu tarafa doğru geleyim. Diğer yarışmacı arkadaşlarımız oturabilirler. Bildiğiniz gibi yerli yabancı ikonları canlandıracaksınız hafta sonunda. Çok görkemli oluyor Meltem, haberin olsun. İzlediğin gibi değil, bildiğin gibi değil. Çok iyi hazırlanman gerekecek. Özlem, tebrik ediyorum. Bütün bir hafta senin için şahane geçti. Dün günün oldu bugün. Evet. Tacı da aldın. Evet, prenses gibi bir gelinliği, prenses tacı yakışırdı. Ben teşekkür ediyorum. Özlem, daha önceki gibi olmasın yalnız. Evet. Jüriden iyi de puan almanız gerekiyor aynı zamanda. Kesinlikle. Şu tacın bir tadını çıkar bakalım. İnşallah. Tebrik ediyorum ve sizlere de bol şans diliyorum. Sevgili izleyiciler, haftayı yıldızların sahiplerini bularak kapatmış bulunuyoruz. Ama yarın Kemal Doğulu'nun da sorduğu soru, işte bizim esas meselemiz bu. Bu sorunun yanıtını bulacağız hep birlikte. Gizem ve Özlem koruma altında. Yarışmacı arkadaşları eğlenmek üzere onları öneremeyecekler. Peki acaba kime gitsin diyecekler. Yarın gece bu heyecanı yaşamak üzere sizleri ekran başında bekliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın gece buluşuncaya dek. Ha, unutmadan Seda Sayan konuğumuz efendim. Hoşçakalın.